İyi geceler, sağlıklı günler sayın seyirciler. Gün biterken'e hoş geldiniz. Ben Hande Aydemir. İlk olarak haberler, sonra uzman konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sayın seyirciler, haberin yeni yüzü TV 100 yeni yaşında. 6 Mayıs 2019'da yayın hayatına merhaba diyen TV 100 artık yeni yaşına girdi. Sizlerin desteğiyle büyüdü, güçlendi. Haberin yeni yüzü Türkiye'nin yeni yüzü oldu. Birlik olduk. Yine bir sivil katliamı yaptı. Ermeni əclaflar attıkları raket gelip düşüb bura. Birlikte ağladık. Birlikte haykırdık. Birlikte sevindik. Tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de. Birlikte kazandık. Türkiye'nin yüzü gülüyor. İşte nefis bir moda. Hepimizin yüzü gülüyor. Birlikte umutlandık. İşte müjdeli an, alkış sesi. Kazancı gün çok güzel gün. Birlikte yaşadık. Haberin yeni yüzü TV 100, 6 Mayıs 2019'da yayın hayatına merhaba dedi. TV 100'e, haberin yeni yüzüne hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben ve ekip arkadaşlarım bu heyecanlı anonsu yapabilmek için aylardır çalışıyoruz. Tüm Türkiye'yi kucakladı, tüm Türkiye'de TV 100'ü kucakladı. Beğendi, izledi. Ne kazanıyoruz? TV 100 yeni yaşında. TV 100 her zaman objektif. En büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz. TV 100 her zaman milletin yanında. Bir sivil katliamı yaptı. Nice nice yeni yaşlara. AK Parti'nin sosyal medya hesabından CHP'ye animasyonlu gönderme yapıldı. Yalan üretim merkezi başlığı atıldı. Gün geçtikçe gelişiyoruz efendim. AK Parti'nin sosyal medya hesabından Pinokyo emojisiyle paylaşım yapıldı. Üzerine de yarın saat 14'te notu düşünmüştü. Külliye meselesi. Külliye. Gözler AK Parti'den yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Merak uyandıran o açıklama yapıldı. AK Parti'nin kurumsal hesabından bir animasyon paylaşıldı. Külliyede altın klozet var. Animasyonda CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezi olarak nitelendirildi. Bayağı hafif oldu, değil mi? Aynen. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla parti sözcüsü Faik Öztrak gösterildi. Hoş geldiniz genel başkanım. Yalan jeneratörü gibi ifadeler kullanıldı. Bu ne? Bu yalan jeneratörü. Herhangi bir konu giriyorsunuz, onunla ilgili yalan üretiyor. Harika. Daha bomba bir şey yok mu? O zaman sizi insafsız yalan aracıyla tanıştırayım. İşte bu. Biz de insansız bir şeyler yaptık yani. İnsafsız dedi. Paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. 128 milyar dolar nerede? Bunu açıkladılar genel başkanım. 128 milyar dolar nerede? Kendi vekilimiz İlhan Kesici de bu paranın kaybolmadığını söyledi ya. 128. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, AK Parti'nin CHP için hazırladığı yalan üretim merkezi animasyonuna tepki gösterdi. Z kuşağının aklını küçümsüyorlar dedi. (Gülüyor)
Bu ne? Bu yalan jeneratörü. Harika. Hı? AK Parti animasyon hazırladı. CHP Genel Merkezi için yalan üretim merkezi benzetmesi yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de cevap gecikmedi. Grup Başkan Vekili Engin Altay, Z kuşağının aklını küçümsüyorlar yorumunu yaptı. AK Parti şöyle yayınlamış bunu. Tam bu AK Parti kendi logosu, yalan üretim merkezini kendi parti sütunlarının adresin içine koymak suretiyle kimin ne kadar yalan söylediğini itiraf etmişler. O videoyu izledim. O video tam olarak şudur. Özellikle Z kuşağının aklını küçümsemektir. O video bitmişliğin, tükenmişliğin cisimleşmiş halidir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır dedi. 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BioNTech, 50 milyon doz Sputnik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin aşı anlaşmaları ile ilgili konuştu. Rakam rakam açıkladı. Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalanmış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır. Türkiye'de son 24 saatte 26.476 kişi daha koronavirüse yakalandı. 356 hasta hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 356 hasta hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 41.883'e çıktı. Son 24 saatte 26.476 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 4.955.594'e yükseldi. Son 24 saatte 2.414 yeni hasta tespit edildi. 35.464 hasta virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen sayısı 4.589.501 oldu. Ağır hasta sayısı 3.418 olarak açıklandı. Hastalarda zatüre oranı ise %3,2. Son 24 saatte 229.491 kişiye test yapıldı. Toplam test sayısı ise 48.459.224'e çıktı. Uzmanımızla konuşacağız. Doçent Doktor Selami Koçak Toprak bizlerle birlikte, hematoloji uzmanımız. Koronavirüsü konuşacağız sayın seyirciler. Koronavirüs salgında bugünün sayılarını soracağız hocamıza, ama onun öncesinde bir reklam diyelim. Hediyenin en güzel hediyesi %70'e varan Anneler Günü özel indirimiyle Koçak'ta. Koçak. Çevrenize bir bakın. Yepyeni bir kuşak doğuyor. Z mobil kuşağı. Her yaştan 14 milyon ziraat mobil kullanıcısının bir arada olduğu dev bir kuşak bu. Elinde kitap olmadan kitap okuyan, sinemaya gitmeden film izleyen, yemeğine sevgisini katan, yemeden önce paylaşan, şah demeden mat yapan, gol atmadan şov yapan bu kuşağa iyi bakın. Çünkü baktığınızda dünyayı göreceksiniz. Evden bile çıkmadan gezinen koca dünyayı. Hatta yukarı bakmadan görülen yıldızları, yıldızlara bakmadan gülen gözleri, göz göze gelmeden de verilen sözleri. Gördünüz mü? Bakın bakın. Kalem olmadan imza atanlar, imza atmadan posta atanlar, markete gitmeden elma armut alanlar, elma ile armudu hiç karıştırmayanlar. Onlar hayata mobilden bakanlar. Çevrenize bir bakın. 400'den fazla bankacılık işlemi Ziraat Mobil'den kolayca yapan Z Mobil kuşağından birilerini mutlaka göreceksiniz. Madem evdeyiz, öyleyse Türk Telekom'dan birçok hizmet ücretsiz. Günaydın gündemin sıkı takipçisi. Senin için e-dergi ücretsiz. Yüzündeki şu keyif var ya, işte ona değer. Film mi maç mı? Derdiniz bu olsun. Onlar da TV bu da ücretsiz. Çünkü bir gülüşümüze değer. Müzik, mutluluk. O zaman mood da ücretsiz. Hem internetinden yemiyor.
İşte bu enerjiye fazlasıyla değer. Ev telefonundan gönlünce ara, konuş. O da ücretsiz. Sen sevdiklerinlesin ya. Bunun için değer. Değerli anlar yaşanmaya devam etsin yeter. Siz evdeyken biz birçok hizmetimizi ücretsiz kullanımınıza açıyoruz. Üstelik sil süpürle şaşırtmaya, Türk Telekom online işlemler uygulamasıyla da her an yanınızda olmaya devam ediyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir. Şimdi şubeye gelmeden dilediğiniz yerden imzasız, kuryesiz, güvenli bir şekilde bankamıza katılabilirsiniz. Katılım mobil uygulamamız üzerinden anında hesap aç sekmesinden müşteri temsilcimizle canlı görüşebilir, TC kimlik kartınızla müşterimiz olabilirsiniz. Ziraat Katılım'a hoş geldiniz. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Güzel hediyenin en güzel hediyesi %70'e varan Anneler Günü özel indirimiyle Koçak'ta. Koçak. Sayın seyirciler, gün biterken de her zaman olduğu gibi bugün de koronavirüs konuşacağız. Aşılardan ve ilaçlardan bahsedeceğiz. Doçent Doktor Selami Koçak Toprak bizlerle birlikte olacak. Hematoloji uzmanı ama gün biterkenin konukları da var. Onları da takdim etmek isterim sizlere. Fatih Atalay hukukçu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Doğuşcan Aydın Aygün CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi hukukçu, siz de hoş geldiniz. Ve Bülent Kaya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı hukukçu, siz de hoş geldiniz. Üç hukukçuyla birlikte bugün bir yayın yapacağım. Bakalım hangi konularda uzlaşacaklar ya da nasıl düşünecekler, bir yol bulabilecek miyiz, öğreneceğiz sayın seyirciler hep birlikte. Saatler 01.30'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Dediğim gibi Doçent Doktor Selami Koçak Toprağı bir merhaba diyelim. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hande Hanım merhaba, iyi akşamlar. Hocam son 24 saatte 26.476 yeni vaka görülürken 356 kişi hayatını kaybetti ve toplam yapılan aşı sayısı 24.270.421. Ve aşı tedariğinde yaşanan bazı aksaklıklar var biliyorsunuz. Salgınla mücadelemizi hangi yönde etkiliyor? Biz ne zaman tam anlamıyla artık aşılandık, her şey çok güzel gidiyor, yavaş yavaş tedbirler kalkıyor diyebileceğiz? Bize umut verici konuşma ihtimaliniz var mı? Şöyle, aşılanmada büyük bir hızla gidiyoruz tabii. Teşekkür ederiz öncelikle. Ulaşabildiğimiz kadar hızla gidiyoruz. Biliyorsunuz Sayın Bakan da söyledi, aşı tedariğinde bir ara bir sıkıntı yaşadığımızdan bahsetti. Planlanan, anlaşılan, belirlenen, hesaplanan dozların gelmediğinden bahsetti. Yapacak bir şey yok. Burada şu ortaya çıkıyor. Kendi aşınızı kendiniz üreteceksiniz. Biz şu an itibariyle aşılarımızı dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla şimdi sizin sorunuz şöyle, ne zaman umutlu haber vereceksiniz? Popülasyonumuzu, nüfusumuzun çoğunu aşıladığımız zaman olacak bu. Ben yine programa hazırlanırken verilere baktım. %28 civarında bir aşılanmamız var Türkiye için. Her zaman söylüyorum sizin programınıza çıktığımda da, dünya üzerinde İsrail, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri %50'nin üzerinde. İsrail neredeyse tüm nüfusunu, İngiltere ve Amerika %74 oranında aşılandığını okudum az önceki istatistiklerde. Almanya'nın %30 küsurlarda. İşte Fransa, İspanya, İtalya, bunlar da bizim biraz üzerimizde. Türkiye fena bir rakamda değil ama istenilen oranda değil tabii aşılanmamız. Hali hazırda full doz, yani bizim için etkin olan iki doz aşılanmamızın oranı %11.4. Dolayısıyla biraz daha aşağılardayız. O yüzden de Sağlık Otoritesi bunun da farkında. Ellerinden geldiğince de aşı bulmak için, aşı tedariği için canla başla çalışıyorlar açık söylemek gerekirse. Bugün Sağlık Bakanımızın açıklamalarını ben de izledim. Planlanan, anlaşılan dozlar oldukça iyi sayılar. Bunların gelmesini de dört gözle bekliyoruz tabii ki. Evet. Şimdi Selami Hocam, ben size haftada bir zaten soru soruyorum. Dolayısıyla hukukçularımızın böyle bir şansı olmuyor. Dilerim ki onlar da sizlere soru sorsunlar. Var mı acaba sorunuz hocamıza? Sorusu olan? Siz yok mu? Yok. Yani yerli aşımızla ilgili olarak 3. fazla tamamlandıktan sonra ne zamana doğru acaba tam olarak aşının yerli aşıyla kullanıma geçebileceğimiz bir öngörü var mı acaba? Evet, yerli aşı sorumuz var hocam. Ne zaman biz kullanmaya başlayabileceğiz yerli aşıyı? Adı ne olacak? Bir tahmininiz var mı?
Şimdi bu dersime de çalıştım diyecektim. Tamam, ama yine bir kontra soru sordunuz. Adıyla ilgili ya bilmiyorum gerçekten onları, ama ben aşılarla ilgili gelişmelerden bahsedeyim dilerseniz. Ülkemizde pek çok aşı çalışması var. Bunlardan 18 tanesi oldukça olgunlaşmış ve işte dünyadaki aşı çalışmaları listelerinde de görünen çalışmalar ve bunlardan en önde gideni gurur duyuyoruz. Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısı. Faz 2 çalışmaları bitti. Faz 3 çalışmaları için şimdi gönüllü dahil etme aşamasındalar. Gönüllü dahil etme de tabii bir 10 binler 15 binler arasında olacağını düşünüyoruz bu gönüllü sayısının. Gönüllülerle olan bu faz 3 çalışmanın da bir 3 ay ya da 3 aydan daha fazla sürebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla her şeyin olumlu gitmesi durumunda Eylül-Ekim gibi zannediyorum kullanıma çıkmaya hazır hale gelebilecek. Bu tabii umut verici bir durum. Onun dışında yine TÜBİTAK'ın desteklediği pek çok aşı çalışması var. Burada da çok aslında önemli aşı çalışmaları var. Bir tane TÜBİTAK'ın ODTÜ ile yaptığı virüs protein bazlı virüs benzeri parçacık aşı çalışması var ki bu dünyada pek eşi benzeri görülmeyen bir çalışma. Yani ülkemizde aşı çalışmaları aslında dört bir koldan çok hızlı yürüyor, ilerliyor. Takdir edersiniz ki aşı çalışmaları normal zamanlarda aşıların olgunlaştırılması, piyasaya çıkması yıllar süren konular. Covid-19 ile ilgili tüm dünyada çok çok hızlı bir şekilde ortaya çıktı aşılar. Bir yıldan neredeyse daha az bir zamanda. Dolayısıyla bunlar mucizevi süreler zaten. Biraz daha sabredeceğiz yerli aşı için, ama çok iyi gidiyor. Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısı. Şu yaz boyu da faz 3 çalışması inşallah biterse sonbaharda da umarım olumlu giderse her şey, sonbaharda da inşallah kliniğe, pratik hayata girer diye umut ediyoruz. Evet. Şimdi hocam, bayram sonuna kadar sürecek olan tam kapanmanın ardından tedbirler devam eder mi? Çünkü 19 Mayıs haftasına da gireceğiz. Hazır bu tedbirler bizlere iyi sonuç veriyorken, bunu da neden söylüyorum? Çünkü vaka sayılarında azalma görüyoruz. Gerçi bu tabloda sanırım bizim ağır vaka sayısına da bakmamız gerekiyor. Çünkü can kayıpları yaşıyoruz. O can kayıpları bir türlü iki haneye inmedi. Aslında inmişti ama sonrasından bir iğmeyi gördük. Dileriz ki sadece bir ya da iki olsun, ondan sonra da mazi olsun bu can kayıpları. Ama 17 Mayıs'ta bitecek şekilde açıklanan tedbirleri bir hafta daha uzatmalarını tavsiye eder misiniz? Ya da böyle bir düşünce bizi nereye sevk eder? Size çok kafa karıştırmadan bazı sayılar vereyim. Kısıtlamaların, tedbirlerin ne kadar anlamlı olduğunu görmek açısından. Bakın, 16 Nisan'da günlük 63 bin olgumuz, vakamız vardı. 29 Nisan'da 37 bin, 5 Mayıs'ta 26 bin. Ne kadar güzel düştü. Aktif vakamız 21 Nisan'da 565 bin, 4 Mayıs 333 bin. Yani neredeyse yarısına kadar düşüyor. Şimdi maalesef birçok mutasyon olan varyant virüsler çıktı. İşte en son bir de Hindistan mutasyonu çıktı başımıza. Virüs kopyalanırken, kendi kendisini çoğaltırken mutasyonlara uğruyor ve bunlar maalesef bulaşıcılık riski daha fazla olan virüsler. Bu hale geliyorlar. Bizim klasik ilaç tedavi programımızdan biraz daha az etkilenebiliyorlar, daha çabuk yayılabiliyorlar. Maalesef klasik virüs, o Wuhan virüsünden daha, aşılardan da daha az etkilenebiliyorlar. Biliyorlar diyorum, çok muallak şey konuşuyorum, ucu açık. Bu nedenle bu kısıtlamaların vaka sayısına yansıması çok iyi, ama vefat sayısına yansımasını da göreceğiz. Bunda da biraz sabırlı olalım, bu da yansıyacak yavaş yavaş. Dolayısıyla şimdi her programda ben aynı şeyi söylüyorum. Ekonomist değilim, sosyal bilimci değilim, işin tıbbi kısmından bakıyorum. Ne kadar tedbirleri uzatırsak, ne kadar kısıtlamalarımızı derinleştirip ve süresini uzatırsak, yani ne kadar temasımızı azaltırsak, kalabalıkları azaltırsak, bu virüsün üstesinden o kadar kolay ve çabuk gelebiliriz. Başka yolu yok.
Dolayısıyla ben de kısıtlamaların uzatılması taraftarıyım. Sosyal hayatımızı maalesef kötü yönde etkilese bile. Evet. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz katıldığınız için, açıklamalarınız için. Teşekkürler, iyi akşamlar. Doçent Doktor Selami Koçak Toprak hematoloji uzmanı bizlerle birlikteydi sayın seyirciler. Hem aşıları hem de tedbirlerin vaka sayılarına yansımasını bir kez daha konuşmuş olduk. Şimdi gündemde biliyorsunuz siyaset var. Koronavirüs ilk planda ama sonrasında ise siyasete baktığımızda AK Parti'den CHP'ye animasyonlu bir gönderme oldu sayın seyirciler. Eminim bugün haber kanallarında ya da sosyal medya üzerinden izlemişsinizdir. Ama şöyle bir hatırlatma yapayım ben belki kaçırmış olanlar için. Bu sırada sizler de bizlere katılabilirsiniz gün biterken hashtag ile birlikte. AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda değerli izleyiciler, CHP'yi eleştiren bir animasyon filmi yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın karikatürize edildiği animasyonda CHP Genel Merkezi binası için yalan üretim merkezi deniliyor ve animasyon filminde CHP'nin Merkez Bankası rezervinden eritildiğini belirterek kampanyaya dönüştürdüğü 128 milyar dolar nerede sorusu da yer aldı değerli izleyiciler. Şimdi AK Parti'nin sosyal medya paylaşımını dün akşam saatlerinde, yarın saat 14'te diye bir flu bir fotoğrafla paylaşım yapmışlardı ve saat 14'te de bu animasyonu paylaştılar sosyal medya üzerinden. İzin verirseniz ilk olarak Doğuşcan Aygün'den başlamak isterim. Sanırım siz bu animasyonu izlediniz. Animasyonu ilk izlediğinizde ne düşündünüz? Aklınıza ne geldi? Yani aklımıza ilk izlediğimizde ne geldi? Milletin derdi açlık, milletin derdi salgınken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin derdi yine herhalde muhalefet, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bir de aklıma ne geldi dersek, buna benzer bir videoyu herhangi bir siyasi parti veya bir kişi paylaşmış olsaydı herhalde hakkında direkt bir soruşturma başlatılırdı. Ama bu bir ifade özgürlüğüdür. Biz buna da bir şey demiyoruz. Biz diyeceğimizi zaten halkımızla konuşarak uzun süredir dile getiriyoruz. 128 milyar dolarla ilgili de bir orada bir paylaşım var ama kendileri de kendi iktidarlarında gerek Sayın Erdoğan gerekse ilgili bakanlar birçok kere buna ilişkin farklı cevaplar verdi. Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Yiğit Bulut zaten Merkez Bankası'nın böyle bir rezervi zaten yoktur dedi. Cumhurbaşkanı bu zaten kasadadır dedi. Bir başka bakan Nurettin Canikli bu zaten satılmıştır yoktur dedi. Cumhurbaşkanı salgında kullandık dedi ve iktidar kendi yönettiği kurumu ve kendi yönettiği kurumda yapılan bir işlemle ilgili olarak birbirinden farklı açıklamaları kendileri yaptı. Biz bu soruyu sorarken niye sormuştuk? Ortada bir uygulama var. Bu uygulamayı bir ek protokolle, bakanlıklar aralarında yapmış oldukları bir protokolle gerçekleştirmişler. Bunu halka da açıklamamışlardı. Ve bizim sorduğumuz sadece şimdiye kadar Merkez Bankası bu tip işlemlerini yaparken ihale metoduyla yapıyordu, ilan ediyordu. Kime, ne kadar, kaçtan ne satış yaptığına ilişkin olarak bu ilan ediliyordu. Siz bunu kime sattınız, kaça sattınız, neyle sattınız ve bunun sonuçları nelerdir? Aslında bizim sormak istediğimiz zaten buydu. En başından beri buydu. Ama biz hala daha buna net bir cevap gene alamadık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilgili genel başkan yardımcılarının yapmış olduğu bir çizgi film var. Bu film içerisinde de zaten aslında kendilerine de bence atıf yapmışlar. İşte mesela dezenfektan. Yani Ruslar Pekcan'ın ilgili bakanlığa dezenfektanı kaçtan kaça sattığını açıklamamışlar. 128 dolara ilişkin olarak Merkez Bankası'nın yapmış olduğu işlemin hukuka uygun olup olmadığına ilişkin olarak bir açıklama yapmamışlar. Orada bizim partimize, partimizin genel başkanına, partimizin genel başkan yardımcısının yer aldığı bir süreç var. Bununla ilgili olarak da aynı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ilişkin geçmişte 2016 yılında bir karikatür çizilmişti. Gene Cem Bin çizdiği bir karikatür vardı. O karikatürlerden alıntılar yaparak aynı şekilde bize bir gönderme yapmışlar. İfade özgürlüğü çerçevesinde eleştiriyle yaklaşmışlar. Biz buna gerekli cevabı zaten verdik. Asıl bizim onlara sorduğumuz burada sizin devleti yöneten bireyler olarak, devleti yöneten siyasi parti olarak bir sorumluluk alarak neyi, neden yaptığınızı açıklamanız gerekirdi. Biz bunu sorduk ama ne yazık ki onlar bu açıklamayı yapmak yerine, halkın gerçek sorunlarıyla uğraşmak yerine bir çizgi film hazırlayıp bununla bize bir saldırı gerçekleştirmiyor. Yani saldırıdan kastım şu, bir siyasi partiye bir cevap bile vermeden, neyi, neden yaptıklarını bile açıklamadan, hiçbir sorumluluk almadan ortaya bir şey çıkarmışlar. Buna diyecek aslında pek bir şey yok. Halk İzlerken zaten tebessüm etmediniz mi? Ettim. Çok da güzel karikatür etmişler. Çizimleri çok güzelmiş. Tebrik ederim.
Ama bu çizimlere harcayacakları masrafları acaba onu kaça yaptılar bilmiyorum. Kime yaptırmışlar? Güzel yaptırmışlar. Ama bunlarla uğraşacaklarına ilk önce belli cevapları versinler. Salgın döneminde halka neden destek veremediklerini açıklasınlar. 128 dolara ilişkin olarak Merkez Bankası'nın yapmış olduğu işlemin sebebini, nedenini, kime ne kadar kaça satıldığına ilişkin açıklamayı yapsınlar. Bizim onlardan beklediğimiz bu. Ülkeyi yöneten siyasi parti olarak, ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı olarak ve Cumhurbaşkanı'nın atadığı bakanlar ve ilgili Merkez Bankası Başkanı olarak bu süreci nasıl yürüttüklerini, neden yürüttüklerini, neye dayanarak yürüttüklerini kamuoyuyla paylaşsınlar. Peki. Yoksa biz çok da meraklı değiliz sürekli aynı soruyu sormaya. Ama bir açıklama yapmaları gerekiyor, sorumlulukları. Onların yaptığı bir işlem, bir açıklaması gereken ne? Onlar. Peki Fatih Bey ile devam edeceğim. Fatih Bey, AK Parti'nin sosyal medya paylaşımı ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Doğuşcan Bey dedi ki aslında kendilerine de atıfta bulunmuşlar dezenfektanla ilgili. Ama bizim sorunumuz bu değil. Açıklamaları yapsınlar dedi. Evet, şimdi şöyle tabii Türkiye'de siyaset son yıllarda biliyorsunuz artık çok sivri, çok keskin bir dille yapılıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı bu son karikatür, işte meslektaşım da beğenmiş çizimlerini. Hani tabii içerik anlamında muhakkak getireceği eleştiriler vardır ama. İzleyince tebessüm etmiş. Tebessüm etmiş. Şimdi bu aslında bence iyi bir adım. Yani biraz daha böyle siyaseti hani hicvi kaldırmamız lazım. Siyasetçinin hicvi kaldırabilmesi lazım. Tahammül gösterebilmesi lazım. Eleştiriye tahammül gösterebilmesi lazım. Hele böyle biraz esprili, işte çizgi filmli vesaire olursa biraz daha belki siyaset dili de yumuşar Türkiye'de. Ben açıkçası beğendim. Yani siz güldünüz mü? Efendim? Siz güldünüz mü? Bir tebessüm ettim tabii hocam. Kahkaha attım tabii de. Yani şöyle, şimdi Türkiye'de iktidarın her şeyi doğru yaptığını söylemek mümkün değil. Muhakkak ki dünyanın her yerinde olduğu gibi iktidarlar yanlış yapacaklar. Yanlış icraatlar yapacaklar vesaire ama Türkiye'de muhalefetin sorunu çok daha farklı. Şimdi Türkiye'de muhalefet edebilme kültürünü biz hala geliştiremedik. Son 20-30 yıldan bahsediyorum. Hani mesela rahmetli Demirel'in bir muhalefet tarzı, bir siyaset tarzı vardı. İşte rahmetli Erbakan Hoca'nın bir siyaset tarzı vardı, bir muhalefet tarzı vardı. Ya eski şeyi bir türlü yakalayamadık. Yani AK Parti neredeyse 21 yıl, 20 yıldır iktidarda, neredeyse 19 yıldır. Ama karşıda bir muhalefet yok. Yani ben şimdi şöyle bir geriye kendimi çekip bir düşünüyorum. Yani rahmetli Demirel olsaydı şimdi, atıyorum işte neler söylerdi, neler yapardı diye düşünüyorum. CHP bunların hiçbirini yapmıyor. Veya işte muhalefet bloğu diyebileceğimiz işte Millet İttifakı diye. Yani çok böyle algılar üzerinden giden. Şimdi 128 milyar dolar nerede? Şimdi 128 milyar doları hani çok halk ağzıyla anlatayım. Ya kimse sırtına çuvalla koyup da işte götürüp babasına annesine vermiş değil yani. Şimdi algıyla gideceksek şimdi esaslı muhalefet yapamıyoruz. İktidarın yaptığı yanlışları eleştirmiyoruz. Şimdi bu sefer ne oluyor? Vatandaş bakıyor diyor ki ya kardeşim diyor işte kahvede konuşurken. Ya 128 milyar dolar nerede? E nerede diyor, ne yaptı diyor. Ben halktan bahsediyorum. E Tayyip aldı bunu eve mi götürdü diyor. Şimdi inandırıcı bir muhalefetiniz yok bakın. Şimdi ne yapmanız lazım? İşte pandemide mesela çok alakalı alakasız eleştiriler getirildi. Ya o biraz daha muhalefet, aslında muhalefet dilini iktidarın somut yanlışlarına yöneltse yok mu? Çok ben bulurum istesem yani şahsen. Bir sürü yanlış yaptı, eksik yaptı. Bu iktidarın doğasında var olan bir şey. İktidarımız kötü bir iktidar anlamında söylemiyorum ben. Yani iyi iktidar, kötü iktidar illaki yanlış yapacak. Ama muhalefet bizde sorunlu. Maalesef muhalefet sorunlu. Yani muhalefet bir türlü bizim halkın anlayabileceği bir muhalefet yapmıyor. Hani algıyla, hani yalan, işte evet yani yalan üretme merkezi. Hani bu bir hiciv tabii de. E şimdi yalanla olmuyor işte yani. Olmuyor. Bu kadar muhalefet oluyor yani. Hani algıyla bu kadar muhalefet oluyor. Biraz daha bence halkın anlayabileceği şeylerle iktidarın gerçekten hatalı gördüğü şeyleri, her şeyini eleştiriyorsun şimdi. Her şeyini eleştiriyorsun. Bu sefer ne yapıyor millete? Diyor ki ya bu doğru da yapsa yanlış diyorlar. Yanlış da yapsa yanlış diyorlar. Bala demek ki her yaptığı doğru.
Bir kesim öyle bakıyor. Gibi. Öbür kesim de diyor ki her yaptığı yanlış. Türkiye'de muhalefetin bence dilini değiştirmesi lazım. Peki. Bülent Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Her iki konuşmacıda Doğuşcan Bey dedi ki kendilerine atıf var dezenfektan konusunda özellikle ve bu sorumuzun cevabını versinler. 128 milyar dolar nerede sorusunun cevabı kısmi olarak verildi. Ya aslında cevap verildi ama tatmin olmadı karşı taraf. Fatih Bey de der ki esaslı bir muhalefet yok. Esaslı bir muhalefet olsa aslında her şey farklı olabilir. Algı yapılıyor dedi. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi biz özellikle Saadet Partisi'nin sosyal medya paylaşımları hemen hemen bütün partililer tarafından takdir gören paylaşımlardı. Yani özellikle Z kuşağına hitap eden, milyonlarca izlenen. Bu anlamda bizim kullandığımız siyasal iletişim dilinin iktidar partisi tarafından da taklit edilmeye çalışması elbette bizi sevindiriyor ve yaptığımız işin doğru olduğunu gösteriyor. Ben burada şöyle yaklaşıyorum. Siyasetin bir keskinleşen dili var. Mizaha dönmesi elbette olumlu bir adım. Yani hain teröristler, ötekiler diye yaftalanmaktansa varsın yalancı olarak muhalefet yaftalansın. En azından daha yumuşak bir hitap şekli olarak görülebilir. Ama olumlu görüyorum. Yani en azından fakat aynı olumlu bakışın iktidar partisi tarafından da gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir muhalefet partisi de iktidarı hicvettiği zaman bunun işte Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasıyla karşılanmaması lazım. Ya da siz nasıl olur da Cumhurbaşkanı ile ilgili böyle bir söylemde bulunursunuz gibi tepkilerle karşılaşmamak lazım. Çünkü biz Fatih Bey az evvel Sayın Demirel'in muhalefet tarzından bahsetti. Biz bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'la ilgili Demirel'in neler söylediğini en azından o dönemi yaşayanlar bizzat bilir. Yaşamayanlar da siyasi tarihi okuduğu zaman çok sert eleştirileri ne olduğunu görür. Yani hakaret etmeden ama biraz daha böyle iletişimi kurarak işte Çankaya'nın şişmanı gibi hitaplarla, alışamadığım tişörtleriyle insanları gezerdi. Yani bu hakaret etmediğiniz müddetçe eleştirinin dozu yükselebilir. Aslında muhalefetten çok iktidarların daha geniş olması lazım siyasal eleştirilere karşı. Çünkü yönetme makamında olan kişilerin daha fazla toleransı olması gerekiyor. Yani o anlamda olumlu biliyorum. Fakat aynı hoşgörünün muhalefete karşı iktidar tarafından da gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. İçeriye gelince şimdi bir 128 milyar dolar nerede ve dezenfektan üzerinden giden bir video. Yani kabul edelim, hani tartışmaları bir tarafa bırakın. Çünkü günlerce bu konu sizler tarafından da diğer televizyon programlarında da bizler veya diğer konuklar tarafından tartışıldığı için 128 milyar dolarla ilgili izaha tekrar girip tekrara düşmek istemiyorum ama millet ve seçmen bunu nasıl satın aldı derseniz 128 milyarın şaibesiyle ilgili insanlar ikna olmadı. Hayır, ekseriyet ikna olmadı diyeyim yani. Toplumun büyük çoğunluğu, seçmenin büyük çoğunluğu 128 milyarla ilgili iktidarın cevaplarını tatmin edici bulmadı. Yine Ticaret Bakanlığı'nın yani rakam küçüktür büyüktür onu bir tarafa bırakıyorum. Satın alınan fiyat düzgün bir fiyattır, reel bir fiyattır onu da bir tarafa bırakıyorum ama etik olarak bir devlet bakanının kendi şirketiyle devlet arasındaki bir ticaretini toplum doğru bulmaz. Yani rakamın yani yolsuzluk olup olmadığını bir tarafa bırakırım. O ayrı bir şey. Ama rakam doğru olsa dahi, fiyat doğru olsa dahi bir bakanın kendi şirketiyle devlet arasındaki bir ticari ilişkiye girmesine bu toplum doğru bakmaz. Yani dolayısıyla toplum aslında 128 milyarı da dezenfektan olayını da iktidarın aleyhine satın aldı. Yani bir algı oluştu iktidarla ilgili. İktidar da bunun farkında. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ilk önce cevap vermemeye çalıştı. AK Parti yetkilileri cevap vermemeye çalıştı. Sonra bu olayın yürüdüğünü ve gerçekten artık soru işaretlerinin arttığını görünce önce Sayın Nurettin Canikli, sonradan işte ekonomiden sorumlu devlet bakanı, sonrasında Merkez Bankası Başkanı, sonrasında da Cumhurbaşkanı ama her konuşan soru işaretlerini daha da arttırdı aslında. Evet doğru, AK Parti'li bir kısım arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp konuştuğunda ne derse desin iyi tamam Cumhurbaşkanı konuştu mesele bitti diye yaklaşabilir ama seçmenin büyük çoğunluğu hem 128 milyar hem dezenfektanla ilgili olayı olumsuz manada satın aldı. Yani iktidar, dolayısıyla iktidar da bunun farkında olduğu için bir siyasal iletişim dili kurmaya çalıştı ama şunu kabul etmek lazım. Yani rahmetli Erol Olçak'tan sonra AK Parti tanıtım kampanyalarında biraz abondene oldu. Artık savunma psikolojisine geçti. Yani eskiden hep gündem belirleyen bir AK Parti gerçeği vardı. Yani muhalefet partilerine karşı kabul etmek lazım. Kampanyalar açtığında hele hele elindeki geniş medya gücü ve mali imkanlarla beraber
yani bu kampanyaları çok rahat araziye indiren bir AK Parti varken son iki senedir görüyoruz ki hemen hemen gündem AK Parti'nin aleyhine gelişiyor. AK Parti o gündemi olumluya çevirme gayreti gösteriyor. Ama burada da bir savunma psikolojisiyle yayınlanmış bir çizgi filmden bahsediyoruz. Yani iktidar artık topluma umut vermekten ziyade muhalefeti hedef alan bir kampanya diline dönmeye başladı. Ben şahsen bunun artık iktidarın yavaş yavaş yönetebilme gücünü kaybettiğini, gündem belirleme gücünü kaybettiği için muhalefeti hedef aldığını düşünüyorum. Bu yönüyle bakarsak savunma psikolojisi içerisinde geçen başarısız bir siyasal iletişim dili olarak görüyorum. Çünkü siz yani üzerinize yapışan 128 milyar ve dezenfektanı tabiri caizse temizleme adına bir mizah dil kullanmaya başlıyorsunuz. Toplum aslında iktidardan mizah beklemiyor, izah bekliyor. Siz izah edemediğiniz şeyleri mizahla geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Emin olun seçmen bunu böyle okuyacaktır yani. Hiç kimse iyi tamam bu mizah filmiyle biz artık 128 milyar ve dezenfektan konusunda ikna olduk demeyecektir yani. İzah edilemeyen bir şeyin artık mizahını yapmaya başlayarak işi karikatüze edici şeklinde bakılacaktır ama son olarak yine de şunu ifade etmek istiyorum. Yani hain ve terörist gibi bir kavramlarla muhalefete yüklenmektense en azından mizahi bir dille yüklenmesini daha naif bulduğumu da ifade etmek istiyorum. Peki o zaman siz de tebessüm ettiniz izleyince. Yani tebessüm ettim, bir de hani sık konuşulur ya maliyet şey açısından aslında toplum ya bu filme de bir sürü para harcamışlardır değdi mi diye de tartışmıştır eminim toplum. Herhalde tartışmaya da devam edecektir. Devamı da gelecek biliyorsunuz. İşte bilmiyorum yani etkisine bakarlar diye düşünüyorum yani. Devamı gelecekse demek ki daha izah edemedikleri birçok şey olacak ki mizahını yapmaya devam edecekleri yeni gündemler olacaktır manasına gelir yani. Peki. Eğer devam edeceklerse. Fatih Bey yani Bülent Bey savunma psikolojisi dedi ve millet izah istiyor, mizah istemiyor dedi. İşte örnekleri var. Rahmetli Erol Olçok'tan bahsedildi. Bunlara ne dersiniz? Evet. Şimdi şöyle. Tabii bakış açısıyla alakalı toplumun ben önce yanlış mı duydum dedim. Fakat Bülent Bey tekrarlayınca doğru yani 128 milyar dolarla alakalı toplumda gerçekten iktidarın lehine bir algı var aslında. Onu söyleyeyim. Yani Bülent Bey orada bence yanlış yerden baktı bana göre tabii. Yani o da benim görüşüm. Yani 128 milyar doları toplum kesin hani dediğim gibi hani ben biraz daha aşağıdan bahsediyorum. İşte kahvede ya aldı bunu evine mi götürdü daha diyor mesela işte Karadeniz arkadaş. Öbürü diyor ki ne yaptı evine mi götürdü işte babasına mı verdi? Hani halk ağzında yani 128 milyar doların buharlaşma ihtimali alıp onu birinin cebine koyma ihtimalini millet değerlendirmiyor. Şimdi siz alımlardan satımlardan Merkez Bankası'nın yapısından falan bahsediyorsunuz ama toplum onu anlamıyor. Toplum diyor ki ya 128 milyar doları AK Partililer çaldı mı? Hayır diyor, çalamaz diyor. Nereye koyacaklar o parayı? Yani çok basit bir algı aslında. Yani milletin algısı o konuda dezenfektan olayında Bülent Bey'e katılıyorum ama onun da tabii siyasi bir sonucu oldu tabii netice itibariyle. Bakan Hanım görevden alındı. Siyaset bedel gerektirir bazen. İşte 10 kere efendime söyleyeyim seçim kaybedip 9 seçim kaybedip hiçbir seçimde iktidar olamamış bir genel başkanın işte koltuğunu kaybetmediği bir ülkede yaşıyoruz aslında ama öyle bir hata olunca etik olmayan bir şey. Yani maliyetleri bilmiyoruz. Belki çok daha ucuza vermiştir. Belki bütün kanuni prosedürlere riayet edilmiştir falan. Onları bilmiyoruz ama millet onu kabul etmiyor. Yani onu Bülent Bey'e ben hassas katılıyorum. Noktası. Hassas noktası. Yani sen başında bulunduğun kuruma bir şey satamazsın etik diyor. Etik olarak yani yolsuzluk olup olmaması yolsuzluk ayrı bir olay. Yolsuzluk olmaması bilmiyoruz. Yani o tabii incelenir ve sen doğru, o etik ayrı olarak, bir şey. Doğru. Yolsuzluk olduğunda çok yani. Zannetmiyoruz çünkü miktarlar gerçekten çok düşük. Hani ama toplumun bunu kabullenmesi mümkün değil. Onu öyle söyleyeyim. Tabii orada şey de var meslektaşım. Kamu ihale kanunu var. Mesela yönetici onlara olduğun uymuş, yerlerde şehirler. Uymuş olsa bile. Onlara uymuşlardır da. Muhtemelen ama de. Ama gene de etik yani olarak etik orta olarak, olduğu bir yani şirketin. Kanuni her şey. Bakın Alev Alat'ın çok güzel bir şeyi vardı. Hani her yasal şey helal değildir demişti. Hani bir şey yasal olabilir ama helal midir? İşte yani bizim etik dediğimiz hani etik nedir? Etik ahlaki aslında. Biz tabii etik diye bir kelimenin içine boğuluyoruz ama etik dediğimiz aslında ahlaki. Şimdi ahlaki mi? Vallahi yani bilmiyorum, benim de çok içime sinen bir şey değil. Bir kurumun başındaki biri kendi kurumuna kendi ürettiği veya işte kendi tedarik ettiği bir malı vermemeli, veremez. Ama nedir? İşte bunun siyasi
bedelini ödedi açıkçası. Hı hı. O noktada yani bakanlıktan alındı, evet, tabii. Evet. Bunun siyasi bedelini ödedi. Darısı diğer bedel ödemesi gerekenlere diyelim biz açıkçası. Pekala. Şimdi Bülent Bey biraz aslında giriş yaptı ama detaylandıralım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yalan üretim merkezi animasyonuna bekleyin ve görün. Asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak diyerek yanıt verdi. Ve Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda AK Partili isimlerin $128 milyar dolarla ilgili farklı açıklamaları da yer aldı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Z kuşağı sizi çizgi film yapacak sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani direkt animasyon deyince akıllara Z kuşağı geldi ve oraya doğru bir yönelim oldu. Kılıçdaroğlu burada ne demek istedi? Nasıl değerlendirdi? Yani şöyle, şimdi Z kuşağını yakalamak için sadece animasyon, çizgi film çekmekle olmuyor. Şu an Z kuşağı diye adlandırdığımız kuşak da kendini zaten tanımlayabiliyor. Şimdi meslektaşım bunu halk almadı diyor ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun süredir sokaklardayız. Ülkenin dört bir yanında şehirlerimizi geziyoruz. Sadece Nisan ayı içerisinde 17 milletvekilimizle beraber Karabük'e bir seyahat gerçekleştirdik ve bir hafta boyunca Karabük'te sokakta bütün ilçelerini 17 milletvekilimizle beraber gezdik. Şimdi bu geziler esnasında birçok yere doğradık. Şoförler odasında bir görüşme, toplantı gerçekleştirdik. Mesela şoförlerimiz bize şunu söylüyor. Bizim diyor yıllık toplamda en az 30 bin liraya yakın bir sabit giderimiz vardır. İşte bunun içinde Bağkur'u var, vergisi var, kaskosu var, onu var, bunu var. En az 30 bin liralık sabit arabamın oturduğu, durduğu yerde giderim var. Devlet bana sadece 3 bin lira yardım yaptı diyor. Eflen'in bir ilçesine gittiğimiz zaman köylü orada işini, tarım yapabilmek için gübre alması gerekiyor. Köylünün gübre alacağı yer Tarım ve Gıda İlçe Müdürlüğü'dür. Orada ilçe müdürlüğünde sen köylüye orada gübreyi satmıyorsan, ne de olsa zam gelecek diye bekletiyorsan burada sıkıntı vardır. Bunu köylü bunu söylüyor, vatandaş bunu söylüyor. Sokağa çıktığımız zaman halk zaten bunu söylüyor. Bir salgın gerçekleşti. Devlet yönetim iktidarın belli politikaları olması gerekirdi. Ama bu politikalar olmadığı için, öngörüsüzlük olduğu için ne yazık ki salgın dönemi sadece sağlıkla ilgili bir şey değildir. Eskiden devlet planlama teşkilatı vardı, tüm yönüyle planlıyordu. Ama sen sağlıkla ilgili olarak oluşturduğun bir bilim kurulunda ekonomistlerin, iktisatçıların da olması muhakkak gerekirdi ve bir çalışma yapman gerekiyordu. Şimdi sokakta sen halkını hiçbir şekilde tatmin edememişsin. Halkına gerekli yardımları yapamamışsın. Düşünün, ülkemiz 2019 yılında bir plan hazırladı. İşte pandemik influenza ulusal hazırlık planı. Şimdi sen bu planı metin olarak hazırlamışsın ama ne yazık ki belli çalışmaları, belli fonlamaları gerçekleştirmemişsin. En basit bunu gördüğümüz aşı. Aşıyla ilgili çok güzel çalışmalarımız var ama ne yazık ki geç başlamış bir çalışma. Halbuki dünyanın genelinde zaten bir salgın olma ihtimali öngörülmüş. Sen buna ilişkin bir planlama da yapmışsın, evet, ama ne yazık ki belli destekleri yapmamışsın. Şimdi Z kuşağı diyoruz. Şimdi Z kuşağı dediğin yeni nesil, ki bunların çoğu da gelecek seçimde oy kullanacak. Yeni, evet, seçmenler. Evet. Yeni seçmenler şuna bakıyor. Benim yaşam hakkımı korunuyor mu? Hukuk devleti korunuyor mu? Eğitim hakkım korunuyor mu? Bugün üniversitelerde öğrenci olan kişiler ifade özgürlüğü çerçevesinde yapmış oldukları açıklamalar yüzünden Cumhurbaşkanı hakaretten yargılanıyorsa, terörist ilan ediliyorsa, hak arayışlarına ilişkin olarak bir saldırı gerçekleşiyorsa, orada bir hak ihlali ortaya çıkıyorsa bu öğrenciler bunu tabii değerlendirecek. Aynı şekilde bugün üniversitede öğrenci olan kişiler yarın mezun olduklarında iş bulamayacağını öngörebiliyorsa, büyük bir işsizlik ortaya çıktıysa tabii ki de bunun hesabını verecekler. Bugün uzaktan eğitim gerçekleşiyor. EBA diye bir sistemimiz var. Çalışıyor, çalışmıyor, her yeri bir kenara koyun. Devlet olarak biz kamu okullarında bile okuyan öğrencilerin tamamına eğer tablettir, bilgisayardır, internet desteği sunamadıysak burada iktidarın zafiyeti vardır. Yani yok demek imkansız. Yani Z kuşağına mı yansıyacak diyorsunuz? Tabii ki de yansıyacak. Şimdi üniversiteye giden hepsi bir öğrenci maddi durumu... Z kuşağı sizce bu kadar yakından takip ediyor mu? Yakından takip etmiyor, yakından yaşıyorlar. Direkt etkileşim içerisindeler. Şimdi takip ediyor demek bence onları biraz incitici. Çünkü içindeler, yaşıyorlar. Eğitim şu an açısından öğrenciler, söylemiyorum. Eğitim dediğiniz şey ama her şeyi içine alıyor. Eğitim nasıl da söylemeyeceğiz. 2 yıldır şimdi düşünün. 2020-2021 eğitim uzaktan eğitim. Öğrencilerin bir kısmının evinde internet yok.
Nasıl etkilemeyecek çocuğu? Veya bilgisayarı yok, yeterli ihtiyacı yok. Nasıl etkilemeyecek? Bir şey talep ediyor. İfade özgürlüğü çerçevesinde bir yere ilgili baskı oluyor. Sormak istediğim eğitimle ilgili bölüm değil. Yani sağlıkla ilgili sizce Z kuşağı bu kadar yakından ilgileniyor mu? Tamam onlar evde ama hangi aşı geldi? İşte kaç milyon aşı yapıldı? Z kuşağı acaba bunlarla ilgili kulak kabartıyor mu? Bunun bilincinde mi? Onu sormaya çalışıyorum. Tabii ki de bilincinde. Niye bilincinde olmasın? Mesela şu an hukuk fakültelerinde bir sürü öğrenci var. Bunların bir kısmı okulunu bitiriyor. Staj yapıyorlar. Şu an onlar da belli yaş aralığında öğrenciler. Veya stajyer avukatlar veya avukatlar. Bunlar da Z kuşağında yer alan yeni nesil oy kullanacak insanlar da olabilir. Yani hani okul bitirme ilişkin. Tabii ki de takip ediyorlar. Hayatın her alanında şu an salgın etkilemediği bir yaş aralığı var mı? Yok. Düşün demin işte %11.4 aşılama gerçekleşmiş ülkemizde. Etkiliyor onları, niye etkilemesin? Bunların yaşadıkları aileleri etkiliyor. Ailede fakirlik var. Babası çalışamıyor, annesi çalışamıyor. Yeterli destek sunulmuyor. Şimdi siz bir eve yemek ihtiyaçlarını karşılamıyorsa orada, kirasını ödeyemiyorsa, ya bu hafta 7 tane insan intihar etti. Mersin'de bir tane kokoreç satan vatandaş intihar etti. Oğlum özür dilerim dedi. İnsanlar intihar ediyor. Bunların hepsi o kuşağı tabii ki de etkiliyor. Gelecek kaygısı var, eğitim kaygısı var, sağlık kaygısı var, ekonomik kaygılar var. Yani yeni nesil her şeyi çok yakından takip ediyor. İnternet üzerinden takip ediyor, takip eden sosyal medyadan takip ediyor. Hayatın içinde yaşadığı aile, babası belki çalışamıyor, eve belki ihtiyaçları karşılanamıyor. Ya bunların hepsi bu kuşağı destekliyor. Hepsi bu kuşağın içinde yaşıyorlar. Peki. Yani bırakın takip etmeyi, yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Bülent Bey, Z kuşağı hepsinin farkında, yaşıyorlar. Hem pandemiden hem işte vermiş olduğu stajyer avukatlar örneği hem de eğitim üzerinden. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun hem Z kuşağı çizgi film yapacak sözlerini bir değerlendirelim. Bir de Z kuşağına yönelik sosyal medyadan yapılan bu tarz göndermelere daha sık mı rastlayacağız? Çünkü işte Doğuşcan Bey de söyledi. Onlar hep internette teknolojiyi yakından takip ediyorlar. Biz teknoloji üzerinden mi ulaşacağız Z kuşağına, yoksa Z kuşağına şu şekilde de ulaşabilir miyiz? İşte tablet vererek, internetini vererek, artık onları dışarı çıkartarak, çünkü onlar da evde tedbirlerden de çok sıkılmış durumdalar. Biz çocuklara sürekli tabletin başından kalk, kitap oku, arkadaşlarına dışarı çık derken test ve toz çocukları yapmıştık onları. Şimdi tamamen içeri aldık. Obezite de arttı. Pandemi bu tarz sorunlar da getirdi. Tabii zincirleme devam edebilir bunlar. Nasıl değerlendirelim bu Z kuşağına yönelik sosyal medyada yapılan yaklaşımı? Şimdi 2018 Haziran seçimlerinden bu yana yaklaşık 3 yıl geçti. 2018'den bu yana seçmen olmayı hak kazanan seçmen sayısı toplam seçmenin %3.8'i. Herhalde yani 2023'te bir seçime kadar %7'lik bir yeni seçmen, yani ilk kez oy kullanacak seçmen kitlesinden bahsetmiş olacağız. Yani bu da yaklaşık herhalde 6-6,5 milyonluk bir sayıya denk geliyor. Ciddi bir, yani Türkiye'de artık böyle yeni seçim sisteminin neredeyse %1'lerle 2'lerle değiştiği ve artık o şekilde sıkışmış bir siyasi yapıda %7 çok ciddi bir oy, yani %7'lik yeni bir seçmen kitlesi. Ben olayı hani biz Z kuşağı olarak değil de 35 yaş altı genç kitle diye baktığımız zaman bu da neredeyse seçmenin %50'sine denk gelen bir kitleden bahsediyoruz. Bu genç nüfus içerisinde iktidarın şöyle dezavantajları var. Çünkü normal işsizlik %17-18'lerdeyken genç nüfus arasındaki işsizlik %30'lara doğru tırmanıyor. Yani gençlerin arasına indiğiniz zaman işsizlik oranının çok daha yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Yine kamuya alımlarda partizanca yaklaşıldığına, işte mülakat sistemi ya da eş dost kayırmasıyla kamuya alımlar yapıldığına dair gençler arasında yaygın bir kanaat var. Yani herkes artık, ya işte ben siyasetlere yakın bir torpil bulamadığım zaman kamuda işe girme imkanım yok gibi bir algı veya bir kanaat var bu genç arkadaşlarımızda. Yine daha öncelerde sadece atanamayan öğretmenlerle ilgili Türkiye'nin bir sorunu varken, bugün neredeyse atanamayan mühendislerden, atanamayan hukukçulardan, atanamayan iktisatçılardan, tıbbi dokümantasyon sekreterlik bölümlerden geçen bir tanesi mesaj göndermiş. 140 bin kişiyiz tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü, lütfen sorunlarımızı dile getirir misiniz diye. Yine bir engelli öğretmen arkadaşları vardı, 2700 küsür atanmayı bekliyor. Yani insanlar artık kamudan umudunu kesmiş durumda. Yani genç kitle açısından söyleyeyim. Yine imkanı olsa yurt dışına giderim diyen milyonlarca gencimiz var. Yani bu ülkeden artık umudunu kesme noktasına gelmiş genç bir kitle var.
Düşünün yani bir tarafta işte iş bulamadığı için hala anne babasına yük olma sıkıntısını çeken gençler varken işte diyelim ki Aile ve Çalışma Bakanımız bakanlıktan ayrıldı. İki gün sonra hemen Kardemir AŞ'de yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Şimdi gençler bunu görüyor yani sosyal medya üzerinden görüyor. Ana akım medyada bunlar işlenmese dahi yani atanamayan öğretmenler varken atanamayan bakanlar olmadığını görüyor yani. Hı. Her bakanın mutlaka ya da eski meclis başkanlarının, eski siyasilerin bir şekilde ya şu yönetim kurulu üyeliğine ya işte isim vermek istemiyorum ama özel sektördeki şu şirketin yönetim kurulu ve dolgun maaşlarla oralarda işe başladığını görüyor bu genç kitle. Dolayısıyla bunlar hep eksi puan olarak iktidar partisine yansıyor. Çünkü icraatın başında onlar olduğu için iktidarın yanlış uygulamalarından en fazla etkilenen kesim genç kuşak. Nihayetinde yapılan kamuoyu araştırmalarında da iktidarın yani orta yaşın üstündeki seçmenlerdeki oy oranının daha yüksek olduğunu gösteriyor genç seçmendeki oy oranına göre. Bu da bir iktidar için iyiye işaret değildir yani. Çünkü bu genç nüfus içerisindeki oy kaybı bir iktidarın sonunu hazırlayabilecek bir şey. Yoksulluğun da artık gençler arasında yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Çünkü genç niyetinde yani bir aile sorumluluğu üstlenmediği için niyetinde sadece kendi geçimiyle ama artık anne baba işsiz kalmaya başlayınca o genç de mutfağın sıkıntısını çekmeye başlıyor. Yani bütün bunların etkilediği bir kitle var ve bu kitle de sizin de ifade ettiğiniz gibi ana akım medyadan haber bütünlerini ya da tartışma programlarını izlemekten ziyade sosyal medyadaki tartışmalar üzerinden zaman zaman kendisi de katılıyor. Zaman zaman oralarda yürüyen gündemlere dahil oluyor. O açıdan ben genç kuşağın ana akım medyadan ziyade sosyal medya etkileşimlerinden daha fazla etkilendiğini ve oralarda açık olduğunu düşünüyorum. Peki. Ben bir şey eklemek istiyorum tabii. Burada. Bülent Bey çok güzel bir yere değindi, onu açıklamam gerekiyor. Zehra Zümrüt Selçuk, Sayın Bakan, evet bakanlıktan ayrıldı. Kardemir'in yönetim kuruluna atandı. Kardemir yönetim kurulunda şu an 39.423 TL maaş alıyor. Ama orada şunu da değinmemiz gerekiyor. Kardemir çok özel bir fabrikadır. Demir çelik fabrikası. Türkiye'nin sanayileşmede ilk atılım fabrikasıdır. Cumhuriyet'in Türk genel devrimin sanayileşmedeki ilk adımıdır. Ne yazık ki bugün Kardemir'de büyük siyasi bir hareket görüyoruz. Kardemir'de iki tane daha yönetim kurulu üyesi var. Bunlardan bir tanesi Alparslan Bayraktar. Kendisi yönetim kurulu başkanı şu an. Aynı zamanda Enerji Bakan Yardımcısı. Ve Erdal Erdem şu an Kardemir'de yönetim kurulu başkan vekili ve Kalkınma Bankası yönetim kurulu üyesi. Ne yazık ki mevcut iktidarın en büyük bence hukuk yanlışlarından biri, yozlaşma da diyebiliriz buna. Belli görevlerden ayrılanları veya belli görevde olmakla beraber ek görevler tanıyarak kişileri tamamıyla siyasi iktidarlarını ve siyasi güçlerini kullanarak belli özel sektördeki belli şirketlerin yönetim kurullarına koyuyorlar. İşte Z kuşağı diyorsunuz da işte Z kuşağı bunu görüyor. Mesela şimdi Karabük'te bir sürü işsiz genç var. Karabük'te liyakatlı bir sürü genç işsiz var. İnanın mühendis, metalurji mühendis, çünkü Kardemir sanayi kentidir. Metalurji fabrikamız var orada, metalurji bölüm bitirenler var. Alanında uzmanlaşmış bir sürü insan var. Ve sen Kardemir gibi Türk genel devriminin en kilit sanayileşmedeki en kilit fabrikası olan fabrikalar kuran fabrikasına 5 Ocak kararlarından sonra özelleştirmeye giden süreçte Karabük ilindeki bütün vatandaşların ayaklanarak bunu sen işçiye sadece özelleştirebilirsin diyerek peki. Türkiye genel bir şey gösterdiği bir yerde sen gidiyorsun siyasi erk olarak atama yapıyorsun. İşte bunlar gelecek seçimde etkiliyor, hesap verecekler bunlar aslında yüzünden. Şu halk gereken cevabı verecek burada mesela. Karabük özelinde bu çok önemli bir şey. Çünkü bu şeye benzemez. İstanbul'daki Türksel'e yönetim kurulu atamaya benzemez. Bunların muhakkak ki bir yansıması seçimlerde olacak. Peki, ama bu şöyle yani Z kuşağı artık buna şaşırmıyor. Çünkü biz bankacılıkla ilgisi olmayan bir güreş kimizin banka yönetim kurulu üyesine atandığına gören bir Z kuşağı bakanlık yapmış birinin. Tabii İş Bankası'ndaki CHP'lilerden de bahsedin. Söyleyin, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 4 yer yönetim kurulu ilgili yapanlardan da bahsedin. İş Bankası'nda hissemi yapmayın. Varsa söyleyin, onları da eleştirelim. Yani hayır, o şimdi İş Bankası'nda çok mu bankacılık uzmanıydı? Yani şimdi İş Bankası'nda partinin bir hissesi var, hisse ataması yapıyor. Üçünüz aynı anda konuşuyorsunuz. Hayır yani şimdi. Aynı şey değil. Yok yok, bahsederken. Şimdi bakın, eski siyasetçiler
Şöyle yani, tencere dibin kara, seninki benden kara. İyi de şimdi devletin hissesi var. Devletin hissesi var. Bakın devletin hissesi olan yere de devlet birilerini atayacak. Ben Kardemir'den bahsettim. Yok Kardemir'den değil. Türkcell'den bahsettim. Bir anda güreşçiye gittik onu. Bir anda oraya gitti. Ben Kardemir'den bahsettim. Ya Türkcell'den bahsettim. Eğer vicdanlı konuşacaksak. Siz vicdanınız kabul ediyor musunuz? Vakıfbank Yönetim Kurulu'na bankacılık sektöründe hiç alakası olmayan birinin atanmasını. Peki evet benim vicdanım neden, kabul ediyor diye. Peki siz neden diğerlerini söylemiyorsunuz? Söyleyeyim ben de onları da bilmediğim için söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3 tane. Ya kim söyleyeyim ben de eleştireyim. Yani şimdi bilmiyor bakın, musunuz? Bilmiyorum. Dile getir. Ama böyle bir şey yok yani. Dile getirin onlara da itiraz edin. Benim şöyle ya, bir yaklaşımım yok. Ya CHP yanlış bir şey yaparsa eleştirmeyelim demeyelim. Siyasi yani. Ama şöyle Üstad Fatih linç etmenin anlamı yok. Ben isim vermek istemiyorum ama. Yani etme kamuya mal olmuş kişilerden bahsediyoruz. Ben babasının şirketindeki sıfatını değerlendirmiyorum. Babasının yani, şirketi bir de şöyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi insanların babasının şirketi. Söyleyin onu da eleştirelim diyorum. Ben şu savunmada değilim. Ya işte AK Parti yapıyor ama CHP'de yapıyor sesimi çıkarmayayım. Öyle bir şey yok. Öyle CHP yapıyoruz hep beraber CHP'yi de eleştireceğiz. AK Parti yapıyor çünkü biz. Yani biraz vicdanlı olalım. O zaman bence söyleyin, siz söyleyin. Onu da millet duysun. Sadece varmış deyip ortaya atıp bir şey oluşturmayalım. Ben de destekleyeyim. Emin olun size destek çıkarım. Diyeyim ki doğru. CHP'nin yaptığı bu atama da yanlıştır. Diyeyim yani. Tamam, İsim verin. Arada o zaman bakalım. Tamam söyleyin beraber eleştirelim. Yani, ama şu savunma doğru bir şey değil. Ya CHP de yapıyor. Olmaz. Yani CHP de yapıyor. Bu doğrudur anlamında söylemiyorum. Ama şimdi sen oraya git onu yap. Yani şimdi bir sürü CHP'li eski milletvekili İş Bankası'nın yönetim kurulunda yer alıyor. Ya İş Bankası'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hissesi var. O hisse oranında görevlendirme yapılıyor. Bu aynı şey değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak gidip Anadolu'daki bir özel şirkete kendi yöneticilerimi, kendi bakanlarımı, eski bakanlarımı neye atamıyorum. Neye dayanarak atıyor peki? Neye, atıyor? Neye dayanarak yetmiyor atıyor? Yetmiyor dayanarak atıyor. Hayır yok şimdi var. Kardemir'e nasıl atadılar? Nasıl Kardemir'e atadılar? Hangi kadroları yönetim kurulunun almış olduğu kararla atadılar. Tamam bitti. AKP'li bürokratların olduğu yönetim kurulunun almış olduğu kararla atadılar. Yani söyleyeyim. AKP'li Erdal Erdem, Kardemir Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Karçel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 3 tane yerin yöneticiliğini yapıyor. Peki örnekleri burada zaten birbirimizi ikna etmek için burada bulunmuyoruz. Sadece herkes kendi görüşünü söyleyecek. Tabii. Bizi izleyen elbette insanlar da bir karar verecek. Yoksa Fatih Bey'in yaklaşımı farklı olabilir. Benimki farklı olabilir. Ben yani böyle sadece ortalama vicdandan bahsediyorum. Ben de işte ortalama yani, bir vicdan bir güreşçinin bir kamu bankasının yönetim kuruluna atanmaya itiraz eder. Bunu bütün toplumun ortak vicdanı itiraz eder. Tamam. Siz itiraz etmiyorum diyorsanız bir şey demiyorum. Yok ben başka bir şey söylüyorum. Şimdi kargo her şeyi ya eleştirebiliyor muyuz? Yani her eleştirelim diyorum ben de. Niye eleştiremeyelim? Peki. Şimdi şunu da söyleyelim. Daha sonrasından bir hukukçu olarak lütfen değerlendirmede bulunmanızı isterim. Madalyonun diğer yüzüne bakalım. Böyle bir video çıktı. Evet. Ama bunun tam tersi olsaydı yani CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Erdoğan ve yardımcısıyla ilgili böyle bir animasyon filmi sosyal medya üzerinden paylaşılsaydı ne olurdu? Nasıl yankı bulurdu? Bulur muydu? Yani aynı video Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yapılsaydı ne olurdu? Yapanlar hakkında da hukuki bir işlem uygulanır mıydı Fatih Bey? Yani bir hakaret var mı? Nasıl? Bir hakaret var mı? Hayır bu madalyonun diğer yüzünü soruyorum. Şimdi şöyle bakın bu tahammülle alakalı bir şey. Bu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun avukatlarının değerlendireceği bir şey. Şimdi burada benim bir şey söylemem uygun değil. Başlatılır mıydı? Onların takdiri. Şimdi bakın siyasetçilerin ben başta da söyledim. Dünyanın her yerinde böyledir. Public figürseniz eğer toplumun önünde figürseniz eleştirileceksiniz. Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanımıza en ufak bir eleştiri yapanlar işte Silivri'ye gidiyor gibi anlayış bakın doğru değil. Şimdi daha 2-3 gün önce tekrar yassı adayla tehdit edildi bizim Cumhurbaşkanımız. Bir CHP'li milletvekili tarafından. Sonun Menderes'e benzemez inşallah diye sürekli tehditler ediliyor. Bakın şimdi bu ortada her şey çok güllük gülistanlık. Muhalefet çok tertemiz bir dil kullanıyor. Ama kim Sayın Erdoğan'a işte Sayın Cumhurbaşkanımıza kaşının üstünde, gözünün üstünde kaşın var derse hapse atılıyor gibi bir algı. Gerçekten algıdan başka bir işe yaramıyor. Ve gerçekten muhalefetin benim az evvel bahsettiğim o algı muhalefetinden öteye geçmiyor. Şimdi bizim o algıya da yani toplumun önünde mesaj vereceksek bizim onlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi ne olurdu? Şimdi bu sizin soru ne olurdu? İşte o çizgi filmi yapanlar hemen gözaltına alınırdı. İşte İmralı'ya sürülürdü filan. Değil zincir bozana yok öyle bir şey. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok eleştirilen yöneticilerden biri. En çok hakaret edilen yöneticilerden biri.
Şimdi bakın işte sert dil anlamında muhalefete karşı sert bir dil mi kullanıyor? Evet. Ama muhalefet de ona çok gerçekten çok kötü dil kullanıyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler, bakın kaybettiği davalar ortada. Yani hakarete var. Şimdi hakaretle olmaz bu iş. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın işte çizgi film olsaydı bilmiyorum ben ne yapardı, şikayetçi olur muydu? O kendisi avukatlarıyla danışacak. O hakaret var mı yok mu bakılırdı. Getirilen eleştirilere baktığımızda, ama bakın dediğim gibi hani ben az evvel de bahsettim, ortalama vicdan, asgari vicdandan bahsediyorum. Şimdi CHP'nin bir milletvekili çıkıyor, sonun Menderes'e benzemesin senin diyor. Öbürü çıkıyor, sen yargılanacaksın diyor. Seni yargılayacağız, halk mahkemesi kuracağız vesaire diyenler oldu. Şimdi bu kadar tehditkar, bu kadar böyle hadiseyi çok farklı yerlere çeken bir muhalefet karşısında buyurun canım bizim de kellemiz buradaydı, istediğiniz zaman gelin alın diyecek bir insan da değil Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani açıkçası o da kelle koltukta zaten çıkmış. Kefenimizi giyerek çıktık diyor. Kefenimiz elimizde diyor. 15 Temmuz gibi bir süreç yaşanmış Türkiye'de. 17-25 Aralık gibi bir süreç yaşanmış Türkiye'de. Ve bunların hepsinden bir şekilde dik duruşuyla çıkabilmiş. 7 düvele karşı özellikle 15 Temmuz'da bu millet efsane bir destan yazmış. Ama kimin önderliğinde? Benim şahsi kanaatim Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onu sokağa çağırmasıyla milyonlar sokağa aktı, yüz binler sokağa aktı ve bir darbe önlendi. Ha onlara şimdi heves eden bir zihniyet olabilir. Yani işte Sayın Menderes'i seçimle yenemediler. Ne yaptılar? İşte askeri bir darbeyle indirdiler. Çok yumuşak, naif bir müdafaa yapmışlar. Biz o günleri hatırlamıyoruz ama seyrettiğimiz kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla, evet, takip ettiğimiz kadarıyla Sayın Menderes çok latif bir insan. Fakat şu an karşılarında öyle hadi buyurun işte istediğinizi yapın diyecek bir insan yok. Ve millet de ona müsaade etmiyor. Bakın 15 Temmuz'da insanların refleksi, insanların söylediği sözler, işte Tayyip'i asacaklar dedik, dediler. Ben de sokağa fırladım diyor bir amca mesela. Tayyip'i asacaklar, Menderes zamanında çıkmadık, hata ettik dedem diyor. Mesela siz çıkın oğlum dedi diyor filan. Yani insanlar artık şey değil. Yani muhalefetin bu gerçekten algıya dayalı. Ve ben bir şey de not almıştım, onu da söyleyeceğim. Muhalefetin sadece ekonomiye hasrederse, bakın sadece ekonomiye, pandemiye hasrederse, onu kısıtlı, sınırlı tutarsa hata edebilir. Çünkü pandemi bitecek, yarın üretim açılacak. İşte şu rezerv, bu rezerv derken ekonomi bir rahatladığı zaman elinizde bir argüman kalmayacak. Bakın ben başta söylediğimi şimdi yine söylüyorum. Muhalefeti esaslı muhalefet yapsın muhalefet. Peki. Muhalefet dilini bir şekilde artık algıdan, hani yalan demek istemiyorum, peki, gerçek muhalefet, izleyenlerden uzaklaşsın. Esaslı muhalefet yok, algı yapıyorlar diyorsunuz. Başta söylediğinizde yine, evet, söylüyorsunuz. Doğuşan Bey, aynı sorumu size yöneltiyorum. Tam tersi olsaydı ne olurdu? Hukukçular ne yapardı? Yani 20 yıldır Sayın Erdoğan'ın hukukçuları var. Neler olduğunu, nasıl sonuçlandığını kısmi olarak takip ediyorsunuzdur. Yani... hem ekonomi hem de pandemiden bahsetti Fatih Bey. Aynı zamanda dedi ki Menderes zaman da örnek verdi. Buyurun. Yani şöyle, aslında bütün hukukçular olarak biz durumun farkındayız. Nasıl farkındayız? Son 5 yılda özellikle, hatta 2018'den sonra Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili açılan dosya sayısı belli. Şimdi meslektaşım ne olurdu bilemem. Tabii onu Tayyip Bey'in avukatları belirler diyor ama bir de uygulamaya bakmak gerekiyor. Hani gene 128 milyar nerede sorusuna geleceğiz. İstanbul İl örgütümüzün asmış olduğu ilçelerdeki 128 milyar nerede? Bak sadece bu yazıyor. 128 milyar nerede? Hatta afişler Cumhurbaşkanı'na hakaret çerçevesinde değerlendirerek Cumhuriyet Savcılığı'nın almış olduğu karar çerçevesinde suç cezaya da başvurarak kaldırıldı. Ve ilçe başkanlarımız, bunların asıldığı ilçe başkanlarımız Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı ifade verdi. Şimdi 128 dolar nerede yazan bir pankart sebebiyle ana muhalefet partisinin ilçe başkanlarını savcılık makamı Cumhurbaşkanı'na hakaretini ifadeye çağırıyorsa söylenecek pek bir şey yok. Yani aynısını Cumhuriyet Halk Partisi yapsaydı ne olurdu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ'nün siyasi ayağı adı altında hazırlamış olduğu bir broşür vardı biliyorsunuz. Onunla ilgili olarak bir toplanma kararı alındı. Devamında bir suç duyurusu yapıldı. Ve şu an o dönemki MYK üyelerimiz hakkında bir işlem var ve şu an genel başkan yardımcımız olan Gökçe Gökçen hakkında sadece ondan sebep açılan 3 farklı dava var. Bu davalardan biri halka kin ve düşmanlığa tahrik ve iftira, bir tanesi Cumhurbaşkanı'na hakaret, bir tanesi Cumhurbaşkanı'na suikast.
savcılık o kadar geniş yorumlamış ki fiili saldırıyı suikast suçunu oluşturacak şekilde değerlendirerek şu an genel başkan yardımcımıza FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili bir yazı hazırladıkları için MYK üyesi olarak sorumlu tutarak 3 tane ayrı Peki. dava açıldı. Hı hı. Şimdi meslektaşım bu süreci biraz CHP algı yapıyor diyor ama Türkiye'nin gerçekleri var. Birçok insan Cumhurbaşkanı hakaretten yargılanıyor. Bizzat benim bir tane müvekkilim üniversite öğrencisi. Bu örnekle kapatalım. Üniversite öğrencisi kendi sosyal medyasından Cumhurbaşkanı'na ilişkin olarak bu yönetim biçimi diktatörce bir yönetim biçimidir dediği için, diktatör dediği için Cumhurbaşkanı hakaretten ceza aldı. Şu an Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Süreç ne olacak diye bekliyoruz. Diktatör kelimesi siyaset bilim açısından bir değerlendirmedir. Bir tanımdır, bilimsel tanımdır. Hakaret olamayacağı artık aşikardır. Bir insana demokrat dediğin zaman nasıl bir hakaret olmuyorsa diktatör demek de tamamıyla bir siyaset bilimi çerçevesinde yapılan bir tanımdır. Bu üniversite öğrencisine buradan ceza verdiler Cumhurbaşkanı hakaretten. Hukuken bir sıkıntı yok mudur? Yok tabii demokrat de nasıl olacak? Demokrat ve diktatörden. Var mı? Olamaz. Siyaset yani bilimi çerçevesinde diktatör dediğiniz zaman ama şöyle diktatör dediğimiz zaman yani şimdi mesela bir parti yani şöyle düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siz disiplin kurulundasınız zannediyorum. Tabii ihsas rey olmasın ama bir vekil veya bir partili çıksa dese ki Sayın Kılıçdaroğlu sen bir diktatörsün dese. Disiplin soruşturmasına uğramaz mı? Yani ceza almaz mı? Uğrayabilir ama eleştiridir. Ceza almaz değil mi? Ceza almaz değil mi? Eleştiridir. Ya bakın şöyle bir şey ceza var. Almaz. Şimdi ifade özgürlüğü kapsamı belli. Yani o ifade özgürlüğü kapsamında anayasanın 25. maddesi, 26. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi. Meslektaşım zaten söyledi. Yani kamuya mal olmuş kişiler rahatsız edici olsa da en ağır eleştiriye katlanma yükümlülüğü vardır. Şimdi aynı çizgi filmi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırlasak muhakkak ki bir soruşturma söz konusu olabilir. İnşallah olmaz. Hazırları yapmasınlar. Yani soruşturulması bu çok güzel bir şey. Tabii ki de toplumumuz buna yönelmesi gerekiyor artık. Bıktı. Toplum da bu gerginlikten bıktı. Ama bunun olacağını hepimiz biliyoruz. Peki. Son olarak Bülent Bey de yorumlasın. Her iki konuğuma karşı ne söylemek istersiniz? Şimdi, sonra başta da ifade ettiğim gibi tweet zincirine geçeceğim. Tamam. Yani iktidar tahammül makamıdır. Yani ağır eleştirilere tahammül etmesi gerekiyor. Kişilik haklarına ağır bir sardılı olmadığı müddetçe eleştirileri olgunlukla karşılaması gerekiyor. Ve bir de önemli olan şu, Türkiye son yıllarda siyasetin konusu olması gereken birçok konuyu hukukun konusu haline getirmeye başladı. Yani düşünün işte yani bir türbe ziyaretinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hal hareketleri bile yargının konusu olabiliyor. Sorsanız herkes eleştiriyor. AK Partili yargının konusu olmadığı konusunda ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bir açıklama yaptı. Böyle bir soruşturma yok dedi. Ama o şeyden kaynaklı. İçişleri Bakan Yardımcısı'nın yapmış olduğu açıklamada Cumhuriyet Savcılığının soruşturması var dedi. O da yanlış söyledi aslında. CİMER şikayeti çerçevesinde bakanlık müfettiş görevinden. Hayır yani o bile yanlış. Soruşturması yok yani. Savcılık soruşturması yok. Yani AK Partili arkadaşlar da ya bu böyle şey mi olur dediler. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşları da öyle dedi de biz Saadet Partili de herkes yani anlam veremedi böyle bir şeye ama veya işte herhangi bir sözle ilgili hemen işte bir tazminat davası yani siyaseten bu tür işleri kendi içerisinde halledebilmesi lazım. Siz kendi aranızdaki her tartışmayı, her sözü, her ağır eleştiriyi yargının konusu haline getirirseniz o zaman siyaset yapamazsınız yani. Onun için benim şahsi kanaatim siyasilerin her konuyu yargıya intikal etmesinden ziyade kendi aralarında çözmesi lazım. Çünkü hem evrensel hukukta hem bizim Yargıtay inşaatlarında siyasi kişiliklerin çok ağır dahi olsa eleştirilere karşı tahammül göstermesi bir zorunluluk olarak görülüyor. Peki. Bu anlamda buna dikkat etmek lazım. Ben 128 milyarla ilgili başlatılan o kampanyaları görünce yani sadece bu Cumhuriyet Halk Partisi yapsaydı manasında demiyorum. Genel olarak yaygın bir muhalefetle biraz da hiçbirden bir dil kullanılsa iktidarın çok sıcak bakmayacağını düşünüyorum ama suç olmadığı müddetçe korkusuz bir şekilde bunları dile getirmek her muhalefet partisinin bir görevi olması lazım. Yani suç duyurusunda bulunacaklar diye bu yani hakaret içermeyen hiçbir eden zaten. Zaten suç duyurusu bakın yani ben hani medyadan biliyorum sosyal medyadan da takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok ağır galiz küfürler eden bir genç kız vardı mesela. İsmini şu an hatırlamıyorum. Mesela beraat etti. İşte AK Partiler çok ciddi isyan etti. Şimdi kovuşturma yer olmadığına dair bir sürü karar var Sayın Cumhurbaşkanımızın şikayetlerinden. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi yaptığı yani avukatın yaptığı şikayetlerden bir sürü kovuşturma yer olmadığına karar çıkıyor. Şimdi
Hani yargı tabii ki şimdi bakın. Ya rahat bırakırsa yargı zaten kendi geçmişteki içtihatlarıyla çok güzel kararlar verebiliyor. Ama Türkiye'de bir cumhurbaşkanı taraf olduğu davayla ilgili yaygın bir kanaatin ne olduğunu yani herkes biliyor. Yani pankartlarda hani sadece 128 milyar dolar nerede masum orada külliyenin işte fotoğrafı yok, kullanılan sonra yerler oldu. Tabii, sonra toplanan hiçbir yok. Yok mesela. Işte, dolar 128 rakamı. Algıyı işte külliye resmi koyuyor. İşte yani şimdi bunlar tabii tartışılacak şeyler. Ben tabii, diyorum tabii. Birbirimizi ikna edemeyiz belki. Ama adam doğru tişört, olarak... Fatih Bey tişörtle alışamadım evet. Diye tişörtlerle no diye tişörtlerle evet. Vatan. Bugün alışamadım diye bir tişörtle geçseniz herhalde. Yok yapma. Ölür mü? Yarın gelin ben. Yok o kadar değil. Tamam. Ya bir sıkıntı sıkmamak yani. Adına 128 milyar doları çok konuştuk. Biliyorum yani hep başa dönmek istiyorsunuz. Kimi cevap istiyor, kimi cevap verirdi diyor ama yine bu tweet zincirinden gidelim. Ha, kifayet çünkü, müzakeredir derler ya eskiden öyle diyelim. Yani. Farklı bir şey oldu bugün aslında. Daha önce hiç karşılaşmadığımız ya da karşılaştıysak ben hatırlamıyorum. Millet İttifakı liderlerinden bir tweet zinciri gerçekleşti. Hatırlatayım. Millet İttifakı liderleri bugün kendi sosyal medya hesaplarından birbirlerine etiketleyerek tweet zinciri gerçekleştirdiler sayın seyirciler ve bu tweet zinciri saatler 14'ü göstermeden önce yaşanıldı. Yani saat 13-13.30 sıralarında öyle vaktinde oldu. İlk tweet Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtları alıyoruz. Siz nerede olduklarını biliyor musunuz tweetine? Meral Akşener cevap verdi. Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın, yılmadan kovalamaya devam paylaşımı yaparak Karamollaoğlu'nu etiketledi bu sefer de. Oradan da bir cevap geldi. Meral Hanım, insanımız her şeyin farkında. İnanıyorum ki milletimiz pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirdiklerini çarçur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir diyerek bu sefer de Gültekin Uysal'ı etiketledi. Son, dördüncü. Gültekin Uysal'sa elbette bu tekerlek kalmaz. Bu tümsekte Temel Bey Anadolu'nun Moğol istilasından bu yana görmediği bir kravatlı soygunun parçası. Bu hisselleştirilen 128 milyar dolar. Sormaya devam. İlk bulan arasın. İrtibatta kalalım diyerek Millet İttifakı'nın tüm liderlerine etiketledi. Yani 3 lideri de böylelikle tweet zincirinde etiketlemiş oldu. Fatih Bey sizden başlayacağım. Ben sizden duydum abi bilmiyordum. O yüzden okudum tek tek. Yani Fatma Ankara'dan geldiği için herhalde bu arada. Evet. Yani yolculukta herhalde fark etmedim. Yani hoş yani şey değil. Artık siyaset Twitter üzerinden mi ilerliyor? Gündem oradan mı çıkıyor? Bakın, ajanslar pandemi olunca biraz pandemi olunca. Şimdi zaten tabii herkes evde kaldığı için işte kapanma döneminde kısmi kapanma tam kapanma. Yani bunda bir mahzur yok. Yani keşke Millet İttifakı'nın bütün bileşenlerini etiketleseler. Hepsi yapsa bilmiyorum. Baba, Millet İttifakı kaç partiden oluşuyor onu da tam bilmiyoruz. Saadet Partisi içinde mi? Saadet Partisi Millet İttifakı'nın içinde mi Bülent Bey? 2018 tam Millet İttifakı'nın içerisindeydi. Yani şu anki seçimlere gittiğimiz zaman daha da genişleyebilir. Genişleyebilir. Seçim yani Millet İttifakı bütün bileşenlerle birlikte birbirini etiketlese. Zaten bir kahvaltı meselesi vardı biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'la herhalde. Onları da etiketleyebilirler. Hı hı. Yani hoş aslında siyaset böyle yapılsa biraz daha mizah katılsa bir mahzur yok. Güzel olur aslında yani. Böyle devam etsek. Evet evet. Değil mi? Yani çok sivri dilden ziyade böyle işte al gülüm ver gülümlerle tabii ki eleştirecekler birbirlerini. İnsanlar tabii ki normal doğal. İlk bulan arayacakmış birini. İlk bulan arasın diyor. Mesela o da güzel. Yani nerede buluşacaklar acaba? Yani o da önemli. Yeni Kapı'da mı? En kötü 2023 herhalde. Nerede bulacağız? Belki bir, yeni bir ruh ortaya çıkabilir mi? Yani en kötü 2023'te bulunur yani ama daha önce de bulunabilir belki. Peki Bülent Bey Sayın Erdoğan'ın daha önce gerçekleştirdiği bir ziyaret vardı biliyorsunuz asil Türk ziyareti. Akıllarda şunu getirmişti. Acaba Saadet Partisi 2023 öncesi Cumhur İttifakı'na mı geçecek? Böyle bir şey söz konusu mu diye sormuştuk bu soruyu. Yine diyelim iki kez bir görüşme gerçekleşti. İlkinde aslında biz nostaljik bir ziyaret mi diye adlandırırken farklı bir ziyaret olduğunu aslında yansıdı. Nasıl değerlendirirsiniz? İlk ziyaret bir nezaket ziyaretiydi. Yani hakikaten bir nezaket ziyaretiydi. Ama
O ziyarete gelen Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi zihninde farklı hesaplar olabilir, farklı planları olabilir, farklı niyetler taşıyor olabilir. O görüşmede bu niyetlerin bir kısmını izah etmiş, bir kısmını da kendisinde saklı tutmuş da olabilir. Normal bir şey siyasette, bu niyetinde siyaset yapıyorsak insanların kendi muhataplarını ziyaret ederken bir kısım siyasi sonuçlar elde etme niyeti ve gayesi de olabilir. Ama Saadet Partisi olarak biz nasıl bakıyoruz buna derseniz, bu yani iki dost arasında Sayın Cumhurbaşkanı talebi üzerine, yani bu arka kapı diplomasisiyle Sayın Asil Türk ve ya da Saadet Partisi yetkilileriyle Sayın Cumhurbaşkanı veya AK Parti yetkilileri arasında yürütülmüş. Bu arka kapı diplomasisinin sonucunda bunu bir ortak toplantıda konuşalım diye gelişmiş bir görüşme değildi. Yani tamamen bir nezaket ziyareti çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etmek istedi. Öyle başladı. Yani onu önce ortaya koymak lazım. Yani evveliyatı olan bir görüşmenin sonucu olan bir toplantı değildi yani. Bir nezaket görüşmesi elbette, yani o nezaket görüşmesinin mahremiyeti çerçevesinde dile getirilen bir kısım niyetler olabilir Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Ama biz yani önemsiyoruz yani partiler arasındaki bu tür diyaloglarını. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı bizi ziyaret ettiği gibi diğer muhalefet partisi liderlerini de ziyaret edebilse. Hani mizahın siyasete kattığı yumuşamadan bahsediyoruz ya, emin olun bu ziyaretler siyasetin ruhunu yumuşatacaktır yani. Yani hani yüz yüze bakar utanır diye bir laf vardı. Yani siz ziyaret yüz yüzden insan, utanır. Yüz evet. yüzden utanır yani evet. Bir şey olur. Yani biraz daha ölçülü olur. İnsanlar birbirleriyle evet. görüşmediği zaman dili daha keskinleşebiliyor. Sözleri daha ağır olabiliyor. Biz Saadet Partisi olarak bu şekilde okuz. Ama bizim itiraz noktalarımız belli. 2018'de Cumhur İttifakı ile beraber hareket etmememizin sebepleri ortada. Biz bu sistemle Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini düşünüyoruz. Ki nitekim bu sistem 2018'de üzerinden henüz 3 yıl geçmemesine rağmen yorgun bir sistem haline dönüştü. Hele hele bu pandemi sürecindeki, işte eskiden Türkiye için kanunlar devleti denirdi. Şimdi genelgeler devleti olduk. Yani kanunla düzenlenmesi gereken konuların artık bırakın Cumhurbaşkanı kararıyla, İçişleri Bakanı genelgeleriyle, Sağlık Bakanı genelgeleriyle yönetilen bir ülke haline geldik. Bunu bir hukuk devletinde kabul edebilmek mümkün değil. Yine bahsettiğimiz ekonomi yönetimiyle ilgili, işte siz 2 yıl içerisinde 4 tane Merkez Bankası başkanını görevden aldınız. Ve son görevden aldığınız Merkez Bankası başkanı sizin 2003'ten beri hemen hemen her kademede bürokrat olarak, siyasetçi olarak, milletvekili olarak, bakan olarak beraber çalıştığınız biri. Hani tanımadım ben, yanılmışım diyebileceğiniz bir isim değil. Yani 17 yıl adeta sizin elinizde büyümüş bürokraside. Yani genel müdür yardımcısı olarak başlamış, bakanlığa kadar çıkmış bir insanı siz 4 ay sonra hata yaptım dediniz ve bu ülkenin kaynakların %10 erimesine sebep oldu. Bugün biz doları hala 8-300'lerde konuşuyorsak, faizleri %20'lere doğru konuşuyorsak, bunun sebebi işte bu yapbozlar. Yani Türkiye'nin bu şekilde yönetilemeyeceğini düşündüğümüz için bu şartlar altında bizim Cumhur İttifakı içerisinde yer almamız mümkün değil. Bunu ifade ediyor zaten genel başkanımıza. Yani. Ayrıca bir diğer husus da şu, Sayın Cumhurbaşkanı kendi adına mı geldi? Cumhur İttifakı adına mı geldi? Bu Cumhur İttifakı ne zamana kadar devam edecek? O da meçhul bir soru. Çünkü yani nasıl biz biliyoruz. Ne zamana kadar devam edecek? Şöyle yani, mesela 2023 öncesinde konumuz oraya, gündem oraya gelecek mi bilmiyorum ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin kamuoyuna açıkladığı bir anayasa var. Evet. Şimdi biz biliyoruz ki birçok konuyu yani ya Sayın Bahçeli'nin evinde ya da işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın makamında iki lider görüşür. İşte alttaki ekipler çalışır, kamuoyuna birlikte deklar ederler. Ama biz ilk kez gördük bir anayasa taslağı iktidar partisiyle öyle görüşülmeden kamuoyuna deklare edildi. İki parti de ayrı ayrı hazırlıyordu ama ondan da iki tarafın haberi vardı. Şöyle yok, söylememiş miydi? Şöyle bir açıklaması yok muydu Sayın Erdoğan'a? Ya mutlaka vardı bir Fatih taslakları Bey. Çıkıyor. Ben siyaset yapma tarzı açısından söylüyorum. Yani kendi taslağını hazırlamıştır. İkisi de söylediyken taslağımızı hazırlıyoruz. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir çalışması vardır. AK Parti'nin bir çalışması vardır. Çünkü Sayın Bahçeli diyor ki biz önce Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Daha sonra AK Parti ile görüşeceğiz. Oradan çıkacak sonuçlara göre diğer partilere de açabiliriz diyor. Açarız demiyor. Dolayısıyla bunu kamuoyuna deklare etmek iktidar ortağınıza karşı bir ön alma olarak okuyorum. Peki, ben şahsen. Peki, virgül koyalım çünkü biz bunu konuşacağız. Gündemin dolayısıyla içerisinde özet var. Olarak yani Sayın Erdoğan'ın ziyareti ve biz siyasi amaçlı veya ittifak görüşmesi olarak okunmasını, değerlendirmesini doğru bulmuyoruz. Peki, Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bu tweet zincirinde olmasını nasıl okuyalım? Şimdi son yıllarda yani daha doğrusu bu yeni sistem birlikte iktidarı, birlikte muhalefet diye bir şey doğurdu. Yani artık ülkenin sorunlarına karşı bir bakıyorsunuz iktidar bloğunda yer alan partiler hep beraber hareket ediyor. Muhalefet bloğunda yer alan partiler de eğer
konu hepsinin gündeminde olan bir konuysa ki 128 milyar dolarla ilgili konu hem İyi Parti'nin hem Saadet Partisi'nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin itiraz ettiği bir noktadır. Dolayısıyla her üç partinin de ortaklaştığı bir itiraz konusunu Türkiye'nin önemli bir meselesini tabiri caizse tweet zinciriyle daha geniş bir toplumsal kesime duyurmayla ilgili bir ortak bir muhalefet yapmış olmalarından daha doğal bir şey olamaz. Çünkü bu daha etkili olabilir yani bazen. Aynı şekilde ortak iktidarı da iktidar ortakları yapıyor. Yani bu açıdan her konuda elbette Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti gibi düşünmeyebiliriz. Onlar da bizim gibi düşünemeyebilir ama ortaklaştığımız ülkenin temel konularıyla ilgili bu tarz birlikte muhalefetleri önümüzdeki günlerde de Türkiye'miz sık sık görecektir yani. Orada peki. Ben şimdi az evvel bir not geldi bana da bir Moğol istilası kelimesi mi geçmiş yok, orada? Yok. Temel Bey mi? Moğol istilasından bu yana. Gültekin Uysal. Gültekin Uysal. Onu ben o, atlamışım herhalde. Öyle bir kelime mi? Şöyle diyor. Elbette bu tekerlek kalmaz bu tümsekte. Temel Bey, Anadolu'nun Moğol istilasından bu yana görmediği bir kravatlı soygunun parçası. Bu hiç değiştirilen 128 milyar dolar. Sormaya devam. İlk bulan arasın. İrtibatta kalalım. Moğol istilasından bu yana görmediği bir kravatlı soygun. Evet, öyle diyor. Yani dil, yani işte baştan beri söylediğimiz, şimdi yani bu eleştiri değil. Peki. Bu eleştiri değil, yani gerçekten eleştiri değil. Zuluşcan Bey, yani şimdi bir tweet siyasi zinciri... parti genel başkanına yakışmayan bir dil. Peki, yani Moğol istilasından sonraki en büyük kravatlı soygun. Bir tweet zinciri var. Bu tweet zincirinde biz aslında 4 lideri görüyoruz. Sizce bu tweet zinciri devam eder mi? Ya da bu tweet zincirinin içerisinde neden Ali Babacan yok, Sayın Davutoğlu yok ya da diğer isimler yok? Ne dersiniz? İlerleyen zamanlarda belki Muharrem İnce girer mi? Yani tabii şöyle, meslektaşım da belirtiyoruz. 2018'den itibaren işleyen bir süreç var. Biz seçim ittifakı gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti. Biz seçim ittifakımızı Türkiye'nin geleceğini kurabilmek için, birlikte yönetmek için tabii ki de genişletebiliriz. Ama genel başkanımızın da söylediği gibi dostlarımızla beraber, bizim bu dostlarımız, halkımız, esnafımız, öğrencimiz, sokaktaki vatandaşımız, biz bu ittifakı tabii ki de büyüteceğiz. Bu ittifakı büyütmedeki en büyük amacımız da Türkiye Cumhuriyeti'ni daha refah bir şekilde, yaşanır bir şekilde bir hale getirebilmek. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti ve bu tip parti liderlerinin bu açıklamaları da bence çok önemli. Çünkü daha önce de burada söyledik. Yani insanlar artık bıktı, gergin bir ortam. Yani evet, Süleyman Demirel, Turgut Özal'lar, rahmetli Ecevitler, işte Alparslan Türkeş'ler. Yani rahmetli o dönemdeki siyasetçilerin birbirlerini eleştirmeleri, daha sert eleştiriler gerçekleştirirlerdi ama Hizbi de çok güzel yaparlardı, birbirlerinin atıflarını yaparlardı ama kimsenin kimseyi yargıladığını görmemiştik. Türkiye'de son 5 yıldır bir sıkışma var. Siyaset yapma dili anlamında da bir belli anlamda sıkışmalar söz konusu. Çok sert açıklamalar olabilir ama bir yere tıkanmış durumdayız. Biraz onu da yumuşatmak ve o demokrasinin getirmiş olduğu eleştiri hakkını, ifade özgürlüğünü de koruyacak şekilde bu süreçlerin devamı çok önemli. Yani peki, ben bunu kıymetli buluyorum. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna bizim bir millet ittifakımız var. İttifak derse ki olacaksın, oluruz o zaman. Bugünden Cumhurbaşkanlığı tartışmasını yapmayı da çok doğru bulmam dedi. Şimdi hem erken seçimi isteyip hem Cumhurbaşkanlığı adayı tartışmasını çok doğru bulmam ifadesinde biraz tezatlık yok mu? Son zamanlarda bu cevaba yakın cevaplar vererek aslında aday olmak istediğinin sinyalini mi veriyor? Tek cümleyle alırsam MHP'nin yeni anayasa önerisine geçiyor. Tek cümleyle geçiyor. Açıklanabilecek bir şey değil ama şöyle bir şey var. Özet bizim halinde alayım demek. Eleştirdiğimiz nokta şu zaten. Mevcut sistemin, Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminin yanlış olduğunu, evet, tek adam yönetiminin yanlış olduğunu, parlamenter sistemin gelmesi gerektiğini, demokratik hukuk devletinin tesisi ve belli politikaların, belli anayasal hakların yeniden tesisinin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu çerçevede de biz evet, bir seçimin olması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü yönetemiyorsunuz diyoruz. Bir erken seçimin olması gerekiyor. Buradaki amacımız bizim bu şahıs, o şahıs değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve geleceğini, refahını sağlayabilmek için Millet İttifakımızla beraber bir süreci biz yürüteceğiz ve bu çerçevede Millet İttifakımız içerisinden bir adayımızı da belirleyip seçime sokacağız. Ama ne zaman belirleyeceksiniz? Cumhur İttifakı'nın adayı belli de. Yani şöyle, onun adayı belli olabilir. Biz zaten eleştirdiğimiz hem onun şahsı, hem yönetim biçimi, hem bu sistem. Biz sistemi eleştiriyoruz, sistemin yanlışlığını anlatıyoruz ve kendi kuracağımız, ülkeyi yöneteceğimiz biçimi anlatıyoruz.
Bizim insanlara tek bir adım üzerinden popülist bir süreç yürütmüyoruz biz. Biz diyoruz ki bizim ekonomi politikamız var, bizim tarım politikamız var, bizim eğitim politikamız var. Biz bunları düzelteceğiz. Türkiye'de hukuk devletini, hukuk devletinin üstünlüğünü yeniden sağlayacağız ve liyakatlı bir yönetim biçimi gerçekleştireceğiz. Yani burada kişi önemli değil, yapacaklarımız önemli mi diyorsunuz? Tabii ki de. Pekala. Siz nasıl düşünüyorsunuz Bülent Bey? Bu tarz açıklamalarla parti içinde aday olmayı düşünenlere de bir mesaj gönderiliyor olabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla? Yani ben şahsen zannetmiyorum. Çünkü Türkiye öyle bir süreçten geçiyor ki yani kimin cumhurbaşkanı olduğu elbette önemli ama ondan önce de nasıl bir Türkiye yönetimi ortaya koyacağını, nasıl bir iktidar beyannamesi ortaya koyacağını. Çünkü Türkiye'nin gerçekten acil çözüm bekleyen sorunları var. İşte ekonomik anlamda çok ciddi sorunlarımız var. Gençlerle ilgili çok ciddi sorunlarımız var. İşte dış politikada Türkiye'nin sıkışmışlıkları var. İşte yanlış dış politika hamlelerinden dolayı ülkenin geldiği durum ortada. Paraların daha ziyade üretimden ziyade inşaat ve betona yatırıldığı bir Türkiye gerçeği var. Çevre sorunlarıyla ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Kadınlarla ilgili çok ciddi sorunlar olan bir ülke. Yani bütün bu sorunlarla ilgili Türkiye'ye bir çözüm önerisi sunacak bir iktidar alternatifi ortaya koymak lazım. Peki Millet İttifakı'nda bu sorunların çözümü var mı? Bu soruların çözümüne dair olan diyaloglar emin olun kimin cumhurbaşkanı aday olacağından daha fazla konuşuluyor. Bir araya gelindiği zaman Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözebiliriz? Yani ben süreç öyle bir noktaya geldi ki hiç kimsenin kendi şahsını Türkiye'nin bu yani tabiri caizse kavşak durumundaki olan acil durumuna önüne geçirmeyeceğini düşünüyorum. Bütün parti genel başkanları için ya da aday olmayı düşünen bütün adaylar için söylüyorum. Yani burada son derece uzlaşı ve müzakere kültürü içerisinde bir cumhurbaşkanı adayı mutlaka çıkacaktır. Onu bugünden konuşmanın bir manası yok. Şundan dolayı çünkü biz henüz hangi seçim kanunuyla seçime gideceğimizi bilmiyoruz. Yani çünkü seçime daha 2 yıldan fazla bir süre var. Her an seçim kanunu değişebilir. Çünkü İktidar Partisi'nin bu seçim sistemiyle gittiği zaman seçimi kaybetme gibi bir düşüncesi var. Dolayısıyla nasıl bir seçim sistemi getirilecek? Kaç parti ittifak yapılabilecek, ittifakların önü kapanacak mı şöyle bilemiyoruz. 2 yıl var diyorsunuz ya, erken seçim beklemiyor musunuz? Yani bekliyorum ama şöyle, şundan dolayı söyledim. Seçimlere 1 yıl kala seçim yasasında yapılan değişiklikler uygulanamıyor ilk seçimde. Henüz o yani 1 yılın altına inmediği için bugün yapılacak bir seçim yasasındaki bir değişiklik 1 yıl sonra yapılacak seçimlerde uygulanabilir. Yani ben iktidarın bu seçim yasasıyla gitmek istemediği konusunda bir bilgiye sahibim ama diğer sahip olduğum bilgi de iktidarın işine gelen Milliyetçi Hareket Partisi'nin işine, Milliyetçi Hareket Partisi'nin işine gelen de iktidarın işine gelmediği için de böyle bir açmazı var Cumhur İttifakı'nın. Yani bütün bunları görmek lazım. Hani bunlar olmadan bir adayla ortaya çıkmak doğru bir şey değil. Çünkü o zaman aday konuşulur, sorunlar konuşulmamış olur yani. Yani biz özelden genele doğru gideceğiz diyorsunuz. Elbette. Önce Türkiye'nin sorunlarını ve nasıl çözeceğimizi, daha sonra kiminle yani adayı göstermek seçim kazanmak demektir. Yani sadece aday çıkarmış olmak için aday çıkarmayacağız elbette yani. Bir kendi genel başkanımızla seçimi kazanabiliyorsak ben diğer ortaklarla hiç görüşmeden kendi genel başkanımı aday olarak gösteririm. Sayın Kılıçdaroğlu da aday olur mu Temel Bey? Yani eğer kendisi üzerinde bir konsensüs oluşursa niçin aday olmasın? Yani bir partinin genel başkanı en iddialı cumhurbaşkanı adayıdır. Bu Sayın Kılıçdaroğlu için de öyledir. Sayın Akşener için de, Sayın Babacan için de, Sayın Bahçeli için de öyle olması gerekir. Yani Sayın Tayyip Erdoğan için de öyle. Yani bundan daha doğal bir şey olamaz. Yani biz bir genel başkanın ben aday olmayı düşünüyorum demesinden rahatsızlık olmayız. Çünkü yani genel başkan olmak aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı potansiyel doğal adayı sonucu doğal olmalı. Sonucudur. Yani evet. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu ben aday olmayı düşünüyorum deseydi de bunu normal karşıladık. Sayın Akşener ben aday olurum deseydi de aynı şekilde Sayın Karamollaoğlu da ben adayım peki dese de diğer partiler bunu son derece normal yani karşıladık. Şu önemli. Biz belki ilkeler üzerinden ittifak kuruyoruz. Biz ilkeler üzerinden ittifak kuruyoruz. Biz ilkeler üzerinden ittifak kuruyoruz. Onun için ya seçim tatlı haline kadar yani bizler merak etmeyeceğiz ama iktidar çok merak edecek adayımızın kim olacağını. Ama biz de onları merakta bırakmaya devam edeceğiz. Ya ama şimdi de şöyle bir şey oluyor. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Millet İttifakı'ndan hiç tanımadığımız bir aday olursa ne olacak? O zaman bakın projeleri şöyle, ama anlatmaya devam edecek misiniz? Türkiye'nin bu kadar ağır sorunları varken hiç tanımayan birinin bu sorunları çözebileceğine ya da bu sorunların çözebilecek mekanizmanın başına gelebileceğine herhalde seçmen de inanmaz yani. Onun için böyle hiç tanınmamış bir aday ya biz Kardemir Kara Çelik'e yönetim kurulu üyesi atamıyoruz yani niyetinde ülkeye cumhurbaşkanı adayı ortaya koyuyoruz. Yani onun için hiç tanınmamış birinin cumhurbaşkanı adayı olmasını hiç kimse beklemesin yani. Millet İttifakı
tanınan bilinen isimlerle mutlaka aday olarak çıkacaktır yani. Ama şunu da unutmamak lazım. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem Bey daha önce Beylikdüzü Belediye Başkanımızdı. İlk aday olduğunda bazı kesimler işte Beylikdüzü'nde belediye... Siyasetin içinden biriydi. Yani hiç tanımayan dediğim gibi ben de hani hiç ekranda olmayan siyasetten uzak birini kastım. O kadar tabii ki de... Tabii ki de belli çalışmalı. Ama ona bile demişlerdi ki ya Beylikdüzü Belediyesi. Ama almış olduğu oy oranı ortada. Yani devleti tanımayan, siyasetin içerisinde bulunmamış bir isim olmaz. Yani konuşulmayan isimler demek istedim ben Bülent. Ben zannetmiyorum yani. Ben şahsen... Yani mesela bir anket yapıldı biliyor musunuz? Yanılmıyorsam Enes Lütfen Doğru'da Murat Sarı söylemişti bize. Cumhurbaşkanı adayı kim olmasını istiyorsanız derken Fahrettin Koca denilmiş mesela. Ama işte o Sayın Soylu'nun da hani, ismi çıkar. Sayın, çünkü niye? Böyle medyatik, farklı yani medya anketlerden doğru, farklı sonuçlar çıkabildiği için soruyorum. Ama yani Fahrettin Koca'nın ben Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceğini hiç düşünmüyorum da. Ama medya önünde olan siyasiler potansiyel adaydır. Sayın Binali Yıldırım mesela hani üstad dedi 19 yılda sürekli seçim kaybeden 19 yıl boyunca hiçbir seçim kazanamamış belki de ama hala koltuğunu koruyan yegane siyasetçilerden biridir yani. İzmir Belediye Başkanlığı'nı seçim kaybetti. Seçim kazanmamış mı? Ya milletvekili kazanma saymıyorum Tayyip Bey kazanıyor. Çünkü sıraya koyuyorsunuz. Onu saymıyoruz. Bunu üstad, kabul etmiyoruz. Hayır aday oldu seçimler belli. Yapma. Aday oldu. Kendi başına aday oldu. Hiçbir seçimi kazanmamış ama sürekli el üstünde tutulan ne hikmetse bir genel başkan vekili. O da AK Partililerin sorunu. Benim sorunum değil de. Ama yani o olabilir mesela yani. Peki. Aday belli değil. Dolayısıyla yine öğrenemedik adayın kim olduğunu ama projeler var. Proje kapsamında ilerleyeceğiz. Özelden genele doğru gidiyoruz denildi. MHP'nin yeni anayasa önerisine geçiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde yeni anayasa vizyonuyla 100 maddelik anayasa önerisi hazırladıklarını açıkladı değerli izleyiciler. 4 bölümden oluşuyor ama orada en önemlisini daha doğrusu şunu bir ifade etmek istiyorum. Anayasa önerisinde daha önce kapatılmalıdır denilen Anayasa Mahkemesi için yüksek mahkeme statüsünden çıkarılıp özel bir statüde düzenlenmesi, Cumhurbaşkanı ile birlikte iki Cumhurbaşkanı yardımcısının da seçimle iş başına gelmesi, Meclis Başkanı'na arabuluculuk görevi, Diyanet'e yeni statüde önerilere yer alıyor. Fatih Bey, Cumhur İttifakı yeni anayasa, muhalefet partileri de sistem değişikliği istiyor. Bu denklem nasıl çözülecek veya çözülebilir mi? Ve bu kapsamda işte Cumhurbaşkanı ile birlikte iki Cumhurbaşkanı yardımcısında seçimle iş başına gelmesi. Farklılık var. Burada bir Cumhurbaşkanı yardımcısı AK Parti'den, bir Cumhurbaşkanı yardımcısı da MHP'den gibi de düşünebilir miyiz? Nasıl yorumlarsınız bunu? Bakın şöyle, 2018 seçimlerinden sonra o gündeme gelmişti. Fakat Sayın Bahçeli o kapıyı kapattı. Bizim öyle bir talebimiz yok dedi. Hani hükümete girme konusunda bir talepleri olmadığını belirtti. Şimdi MHP'nin hazırladığı bu 100 maddelik anayasa teklifi bence çok kıymetli. Neden kıymetli? Şimdi bir darbe anayasasıyla tabii onlarca kez değiştirilmiş bir anayasadan bahsediyor. Artık delik deşik oldu. Bizim artık o anayasadan bir kere kurtulmamız lazım. 82 anayasadan bir şekilde kurtulmamız lazım. Bir ikincisi parlamenter sisteme uygun hazırlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Buna uygun olması lazım. Yani işte Meclis Başkanı biraz uzlaştırıcı bir rolü olacak. İşte değişmez maddeler korunuyor. Değiştirmesi teklif dahi edilemeyecek maddeler korunuyor. İki tane başkan arası seçimle gelmesi öngörülüyor. Ve artık hükümete eskiden olduğu gibi tekrar bir kişilik getiriliyor. Şu an Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde kabine kavramı yok biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız var ve bakanlar var. Hani bir bakanlar kurulu veya bir hükümet veya bir kabine kelimesi kullanılmıyor bizim sistemimizde şu an. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifinde artık kabine kelimesi de yine anayasal düzen içerisine tekrardan gelecek deniyor. Şimdi tabii eksisi vardır, artısı vardır. Bunlar tartışılacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bir çalışması var bildiğim kadarıyla. İşte bir müddet önce yine bir muhalefetin de öyle bir çalışması olduğu gündeme gelmişti. İşte sonradan biri inkar etti, biri kabul etti vesaire. İşte hani Saadet Partisi, HDP, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir var mıydı yok muydu onu tam bilmiyorum açıkçası. Taraflardan çünkü bir kısmı reddetti, bir kısmı kabul etti. O konuda yorum yapmak istemiyorum. Bizim yeni bir anayasa ihtiyacımız olduğu kesin. Fakat tabii sistem değişikliğine gelince şimdi tabii bu olmadı hadi öbürüne geçelim, bu olmadı hadi öbürüne geçelim gibi bir şey. Şu an
muhalefetin, yani Millet İttifakı'nın, öyle diyeyim ya, Millet İttifakı'nın şu an anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu yok. Yani biz sistemi değiştirmek istiyoruz, parlamenter düzene geri dönelim demelerinde Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet Kalkınma Partisi ile uzlaşmadan bunu çıkartmaları mümkün değil. Dolayısıyla bunun da sadece yani bir hayalden öteye şu an için gideceğini düşünmüyorum. Şu an Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçildi ve halk da bunu kabul etti. Ve sistemin eksikleri var mı? Var. Hatalı giden, aksayan yönleri var mı? Var. İşte nedir? O yeni anayasayla aşılabilecek kurumsallaşmanın biraz daha oturduğu takdirde ben şahsen bu sistemin gayet güzel işleyeceğini düşünüyorum. O noktada bir sıkıntı yok. Dediğim gibi hani peki muhalefet... yüksek mahkeme ya da özel bir statüde düzenlenmesi? Ya o farklı anayasa bir durum. Mahkemesi. Benim o konudaki görüşlerim çok farklı. Yani şimdi Türkiye'de hani askeri yargı vardı, kapandı biliyorsunuz. Şimdi işte adli yargı var, idari yargı var. İşte Anayasa Mahkemesi var. Yani onların hani o çok uzun bir sistem değişikliğini gerektirebilir. Benim o konudaki görüşlerim çok farklı. Ben idari yargının da aslında isminin kaldırılması, yani Danıştay'ın da sadece danışma organı olarak kalmasını, işte idari yargının adli yargının içine içinde olmasını filan savunan biriyim. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin de belli konulardaki yetkilerinin devredilebileceğini, MHP'nin tasarısında yüce divan sıfatıyla yargılama yapacağı vesaire var. Anayasa Mahkemesi statüsü belki değişiyor ama hani şeyi korunuyor, mesela işlevleri. Bakmak lazım, görmek lazım. Maddeleri de tabii tam görmedik. Henüz paylaşmadılar kamuoyuyla ama başlıklar anlamında gayet güzel. Anayasa Mahkemesi'nin statüsü tartışılabilir. Yani Türkiye'de sistem değişti. Yani parlamenter sistemden bakın Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Dolayısıyla hiçbir kurum o anlamda hani tartışılmayacak diye bir kaide yok. İşte milletvekili sayımız 500'dü, 450 oldu, 550 oldu, 600'e çıktı. Yani şimdi değişiklikler olabiliyor. Bunda bir mahzur yok. Değişiklikten korkmayalım. Ama dediğim gibi hani 82 anayasasından kurtulalım. Darbe anayasası dediğimiz anayasadan kurtulalım. Bu bir zaruret aynı zamanda, sistem değişikliği de olduğu için. Parlamenter sisteme göre yapılmış bir anayasaydı o. Ve darbe sonrası bir anayasaydı. Dolayısıyla yeni anayasa çalışmalarının hepsini destekliyorum. Muhalefet buna da tabii şimdi itirazlar geldi bir iki tane. Şimdi metni görmeden çok itiraz etmeyelim. Belki çok güzel şeyler yazıyor. Metni görünce mi itiraz edelim? Metni görsünler, hoşlarına giderse itiraz etmesinler. Gitmezse itiraz etsinler. Yani Doğuşan Bey, benim söylemek istediğim bu aslında. Yani muhalefetten beklediğim bu benim yani. Cumhur İttifakı MHP olduğu için. Efendim? Hoşunuza gitse bile MHP olduğu için itiraz eder misiniz? Şimdi eğer hukuki anlamda, objektif anlamda güzel bir metin hazırlandıysa, sadece Milliyetçi Hareket Partisi hazırladı diye karşı çıkmak saçmalık ve aptallığın daniskası olur. Çünkü doğru olan bir şeye biz doğrudur diyoruz yani. Bizim burada eleştirdiğimiz nokta belli temel hak ve özgürlükler açısından farklı düşüncelerimiz var. Biz parlamenter sistemi savunuyoruz. Onlar mevcut sistemin yenilenmesi gerektiğini savunuyor. Ama o zaman düzgün bir şey hazırlandıysa... Değil, değil mi? Ortak bir uzlaşı olması mümkün ya, değil. Uzlaşı her zaman uzlaşı olmadan olur. Da sistemi değiştirmek mümkün şimdi, değil. Evet, uzlaşı olmadan olmuyor. Muhakkak ki bir dolayısıyla şey sistemi düzeltmeye çalışsak daha mantıklı değil mi sizce de? Yani şöyle, o tutmak gerekiyor. Şimdi bu olay sadece, ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir metin hazırladım. Milliyetçi Hareket Partisi bir metin hazırladı. Saadet Partisi bir metin hazırladı. Evet. Adalet ve Kalkınma bir metin... Böyle olmuyor bu işler. Bir ülkede anayasa hazırlıyorsanız, işte biliyorsunuz belli süreçleri vardır. Kurucu meclis oluşturulur, meclis yeniden seçilir, orada mecliste oturursun, yasaları tartışırsın ve hatta yeni anayasa hazırlığı yapacaksak Türkiye Cumhuriyeti olarak bunun içine odaları da katarsınız. Türkiye Borular Birliği'nden temsilciler olur, ilgili odalardan temsilciler olur. Siyasi partiler belli taslakları oluşturur. Komisyonda bu tartışılır. Belli alanlarda mutabakata varılır ve süreç yönetilir. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı taslağı ben okumadım. Daha da yayınlanmadı. Taslağın tamamına ilişkin bir yorum şu an için yapamam. Ama Devlet Bey'in yapmış olduğu açıklama çerçevesinde aldığımız böyle belli tespitler var. Nedir o tespitler? Yürütmeye yönelik olarak yürütme açısından mevcut sistemin devamını savunuyor. Yani Cumhurbaşkanlığı, başkanlık sisteminde yürütme yerine geçen, önceden işte başbakanlık vardı, bakanlar kurulu vardı, şu an yürütme sadece Cumhurbaşkanlığı. Bunun korunması gerektiğini söylüyor. Yok ama, yok. Korunması gerektiğini bir saniye, söylemiyor. Bir saniye meslektaşım, devamında söylüyorum. Ha. Cumhurbaşkanı yardımcılarının seçilmesine ilişkin açıklaması da
aslında Cumhurbaşkanı kabine tek yetkili olmasının hem meşruiyet anlamında hem de siyasi sorumlulukta bir sıkıntı olduğunu, kaygısını da yaşadığını görüyoruz. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da her zaman şeyi söylemiştik. Sen Cumhurbaşkanı olarak seçiliyorsun, bakanlar atıyorsun. Bu bakanların bütün muhalefeti istediği gibi terörist ilan ediyor, bilmem ne yapıyor, bir sürü açıklamalar yapıyor, genelgeler yayınlıyor. Ama siyasi sorumluluğu yok. Bu eleştirilerimizi burada Cumhur İttifakı'nın aslında biraz olsun aldığını görüyoruz. Ama bizim şöyle bir kaygımız var. Anayasa Mahkemesi süreciyle ilgili olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin geçmişte yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Biliyorsunuz anayasa mahkemelerinin oluşumu özellikle kıta Avrupası ülkelerinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gelen bir süreçtir. Neden? Seçimle başa gelmiş olan Adolf Hitler'in partisinin zaman içerisinde sistemi dönüştürüp tek başına iktidarını ortaya koyup soykırım ve dünya savaşını çıkarmasından sonra devletler bir araya gelip seçilmişlerin de belli alanda yapmış oldukları işlemlerin yasal anlamda değerlendirilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için bu mahkemelerin kurulması kararlaştırmış ve kıta Avrupa'sında ayrı mahkemeler kurulmuş. Buradaki Anayasa Mahkemesi'nin en büyük özelliği de anayasal düzene ilişkin olarak süreçlerin doğru bir şekilde işlemesi. Şimdi bizim kaygımız bu. Bu anlamda nasıl bir düzenleme getirilir okumadığımız için bir yorum yapamıyoruz. Onu da ilerleyen günlerde görürüz. Ama buradaki eğer ayrış bir durum varsa bu tabii bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Bülent Bey, şimdi muhalefet 2 yıldır parlamenter sisteme dönüş için model açıklayacağız derken MHP herkesten önce anayasa taslağını sundu. Daha öncesinde bir anayasa taslağı yok. Belki ilerleyen dönemlerde AK Parti de sunacak. Bilemiyoruz. Diğer partiler bu konuda yavaş mı hazırlanıyor sizce? Yok, yani şu an Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Evet var. Ama Türkiye'nin yeni bir anayasaya konuşacak bir toplumsal uluslararası zeminine sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Yani en basit konularda bile muhalefeti bilgilendirmekten imtina eden ya da muhalefetle diyalog kurmayan bir siyasi iktidarın anayasa gibi çok daha önemli ve kısmen taviz vermesi gereken, kısmen müzakere ve uzlaşı kültürünü devreye sokması gereken bir süreçte muhalefeti dikkate alacağını ben şahsen düşünmüyorum. Onun için bugün Türkiye'de yani anayasalar çünkü toplumsal uzlaşıyla yapılabilecek metinlerdir ve müzakereyle, uzlaşıyla, ortak bir noktada buluşmayla yapılabilecek metinler. Ben bugün Türkiye'nin siyasi atmosferi itibariyle bu meclisin meşrudur. Sonuna kadar anayasa yapabilir o sayısal çoğunluğu sağladığı takdirde ama yani siyasal zemin olarak ben yeni parlamento oluşmadan Türkiye'nin yeni bir anayasa görüşmelerine başlayamayacağını düşünüyorum. Siyasal zemin itibariyle söylüyorum. Kaldı ki Türkiye'nin bugün çok acil çözüm bekleyen sorunları var. Bunlar için yeni bir anayasa bahane değil. Çünkü örneğin işte darbe ürünü olan bir parlamenter sistemi esas alan 82 anayasasından bahsediyoruz ama AK Parti'nin işte yaparsa ancak AK Parti yapar diye dilden dile dolaştırdığı efsane hizmetlerini anlatıyor ya. Bunların hepsini bu darbe anayasasıyla yaptı. Ya da işte koalisyonlardan Türkiye çok çekti diyor ama bahsettiğim sistemle 2002'den 2018'e kadar 16 yıl kesinti sonra tek başına iktidar yapabildi. Yani şunun için söylüyorum. Yani bu darbe anayasasının değişmesi gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Ama Türkiye'nin acil sorunlarını çözmek için yeni bir anayasa olmadan Türkiye'nin sorunları çözülemez diye bir şey söz konusu değil. Ben şunun için söylüyorum. Biz yani Saadet Partisi olarak içerisinde bulunacağımız ittifakın ortaya koyacağı Cumhurbaşkanı adayı mutlaka İşte bu itiraz ettiğimiz nokta elbette yeni bir parlamento oluşup da sayısal bir çoğunluk oluşursa yeni bir anayasayı mutlaka müzakere etmeye başlayacağız yani. Ama olmadığını varsayalım. Bizim gösterdiğimiz ya da desteklediğimiz Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'yi nasıl yöneteceğine dair Türkiye'yi Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil meclisten çıkan yasalarla yöneteceğini ama yürütme yetkisini kullanacağına dair net bir deklarasyonu olacak. Yine biz meclisin denetimle ilgili yetkileri elinden kısmen almış olsa dahi bizim hükümetimizde meclisin denetimine imkan sağlayacağımızı, bütün icraatlarımızın şeffaf bir şekilde parlamentoya bilgi vererek yapacağımıza dair taahhütlerimiz olacak kamuoyuna. Yani sizin bazı adımları atmanız için illa anayasayı değiştirmeniz gerekmiyor. Bir yönetim kültürü biçimidir yani. Müzakere, uzlaşı, diyalog, toplumu aydınlatarak yol yürüme yani inadına yapmak da bir yönetim şeklidir. Neye mal olursa olsun ben bunu yapacağım demek de bir yönetim şeklidir. Ama yaptığınız işin projenin toplumu ikna ederek onları da sürecin içerisine dahil ederek yapmak da bir yönetim şeklidir. Biz kendi iktidarımızda mutlaka ve mutlaka topluma bilgi vermeyi bir borç göreceğiz.
meclisi bilgilendirmeyi bir boş göreceğiz ve meclisin her türlü denetim yetkisine de açık bir siyasi iktidarı ortaya koyacağımızı söyleyeceğiz. Yani bunun için anayasa değişirse elbette bu daha sağlam hukuki temellere bağlanabilir ama anayasa değişmese bile kendine güvenen bir yönetici bunları yapmaktan imtina etmez yani. Peki son olarak Fatih Bey'e sorayım. İYİ Parti milletvekilleriyle hazırladıkları anayasa metni üzerinden görüşmelerde bulunurken CHP de kendi metnini parti meclisinde ele almış ve üzerindeki çalışmaların devamına karar vermişti anayasayla ilgili. Muhalefet neden hazırlayamadı önerisini sizce? İlk olarak MHP ne diyelim bir adım attı. Diğer partilerden de şimdi gelir mi böyle öneri? Şimdi şöyle 100 maddelik bir anayasa teklifi. Görmek mi istiyor mesela şu an muhalefet nelerin yazdığını görmek istiyor ona göre mi hareket edecek? Şimdi şöyle anayasalar tabii o biraz tercih meselesi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı taslakta 100 maddelik 4 bölümlük 100 maddelik bir anayasa. Biraz daha bizim anayasa hukukunda çerçeve anayasa dediğimiz çok teferruata girmeyen anladığım kadarıyla bir anayasa hazırlanmış. Fakat tabii İYİ Parti'nin işte Saadet Partisi'nin veya işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir anayasa hazırladığını biraz daha teferruatlı mı hazırlayıp hazırlamadığını bilmiyoruz açıkçası. Belki çalışmaları sürüyor diye duyuyoruz tabii. Şöyle bizim yani teknik bir anayasa çalışmamız yok. Biz siyasal ilkeler üzerinden gideceğiz. Yani bir anayasa nasıl olmalıdır? Yani meclise nasıl yaklaşır, yasamaya nasıl yaklaşır, yürütmeye nasıl, yargı bağımsızlığına nasıl bakıyor, evet. Cumhurbaşkanı seçimle mi gelecek, yetkileri neler olacak? Yani buna dair ana ilkeler. Yoksa teknik olarak madde 1 şu, madde 2 bu gibi bir metin doğru da değil bizim şahsi kanalımız. Çünkü bu yani toplumun bütün kesimleriyle oturup konuşup yazacağınız bir şey. O açıdan bizim böyle şöyle, teknik yazılımımız yok, onu söyleyeyim. Saadet Partisi olarak mı, Millet İttifakı olarak? Olarak söylüyorum. Ha, Millet İttifakı olarak değil, tamam. Yok, yani diğer partilerin çalışmasının teknik boyutta mı yoksa benim bahsettiğim boyutta mı olduğunu bilmiyorum açıkçası, evet. Ama ben bizim kendi çalışmamız açısından söylüyorum. Tabii ortaya bir metin konmadan da o metin üzerinde de hani çalışma yapmak da mümkün. İşte ana ilkeler üzerinden bir şey. Ana ilkelerin yanında işte böyle bir çerçeve metin hazırlanıp onun üzerinde belki gelişme, işte değişme, işte yani Doğuşcan Bey'in söylediği gibi hani odalardan, efendim meslek kuruluşlarından, sivil toplumdan, değişik çevrelerden, belki doktrinden vesaire destek alınabilir. Ama dediğim gibi hani bir ortada metin olmadan da bunu geliştirmek de mümkün değil. Dolayısıyla ben dediğim gibi başta söylediğimi tekrar söylüyorum. Az evvel söylediğimi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı metin bence kıymetli bir metin. Keşke herkes bir metin ortaya çıkarsa bir uzlaşıyla. Çünkü anayasa çok önemli. Bakın anayasa çok önemli. Yani herkesin bir şekilde katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi sürem çok azaldı. 10 dakikam var. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında dava açıldı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında değerli izleyiciler, bir kitabıyla ilgili yapılan söyleşide sözleri nedeniyle halkı kim ve düşmanı alenen tahrik etme suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ve bununla ilgili de zaten detayları hatırlayacaksınızdır. Başbuğ'da gidip ifade vermişti. Doğuşcan Aydın, bundan sonrası için neler olur? İfadesi de 10 Şubat 2021'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek başsavcılığa ifade vermişti değerli izleyiciler. Yani işte gene ifade özgürlüğü çerçevesinde geliyor. Yani eski Genelkurmay Başkanımızın yapmış olduğu, yazdığı bir kitapta bir darbe imasında bulunduğu iddiasıyla bir gazeteye söyleşi de bulunmuş. Darbe imasıyla halk kimi nefreti sürüklemeden bir dava açıldı. Yani buna yapılabilecek bir yorum yok. Yani ne diyebilirim ki? Gene ifade özgürlüğü kapsamında bir eleştiri gerçekleştirmiş. Orada bir yorum da bulunmuş ve bu yorum çerçevesinde şimdi bir dava açılmış. Yani ne diyebiliriz ki? Daha önce açıkladık zaten. Bütün eleştirilere yönelik olarak her şeyi darbeyle bir araya getirip kişileri bu yönden bir dava açılması gerçeklikten uzak. Şimdi Genelkurmay Başkanımız daha önce de biliyorsunuz tutuklanmıştı kumpas davalarında. Uzun süre tutukluydu, çıktı. Şimdi emekli olan bir askerin yapmış olduğu her açıklamadan darbe çıkarmak, her açıklamadan darbe teşebbüsü çıkarmak da abesli iştigal. Yani şimdi siz 15 Temmuz'u yaşadık biz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Fethullahçı yapılanma bir darbe girişimi gerçekleştirdi. Allah'a şükür sonuç alamadılar. Ama sen anayasada bazı maddeleri değiştirirken
Anayasa 125'te gerçekleşen yaşın terfiyle ilgili kararlarını hala da yargı yolunu açmıyorsun. Onun dışında bir askerin, emekli olan bir askerin yaptığı her açıklamayı darbe girişimi olarak ele alıyorsun. Balyoz Ergenekon döneminde bir asker açıklama yaptığında üniformanı çıkar, ondan sonra sivil açıklama yap diyordun. Şimdi emekli oldular, emekliyken açıklama yapıyorlar. Vay, sen emekli askersin, emekli genelkurmay başkanı, sen bir açıklama yaptıysan bu darbeye çağrıdır diye. Önce bir saldırı gerçekleşiyor sosyal medya troller çerçevesinde. Hı. Devamlı da dava süreci oluyor. Yani burada şuna bir karar vermemiz gerekiyor. Anayasanın 25. maddesinde düşünce ve kanaat özgürlüğü yer alıyor. Orada şey bir parantez yok. Emekli askerler düşüncelerini açıklayamaz diye bir ayrıntı yok benim bildiğim. Şimdi emekli olan bir askerin yapmış olduğu her açıklamayı darbeye yönlendirmek de artık bu siyasi popülizmin getirmiş olduğu Peki. bir sonuç. Peki. Bülent Bey, siz nasıl yorumlarsınız? Ben yani darbelerden çok çeken bir ülkede içinde darbenin geçtiği her kelime ister olumlu manada kullanılsın ister olumsuz anlamda siyaseten bana hoş gelmiyor. Ama bu sadece siyaseten hoş gelmeyen bir şey. Eğer bunun konusu dediğim gibi hukuki anlamda bir karşılıksa, yani böyle sadece bir emekli generalin çıkıp bir konuyla ilgili konuşmasından da eğer biz halkı kin ve nefrete yöneltiyor gibi bir sonuç çıkarırsak kanun maddesini çok geniş yorumlamış oluruz. Sayın İlker Başbuğ bunu söyledikten sonra halk nerede birbirine nefret duydu, kin duydu somut olarak? Ne söylemişti İlker Başbuğ tam olarak? Yani emin ol şu an tam yani şeyi hatırlamıyorum. Hatırlıyor da. Musunuz yani? Mesela şey değil yani, darbeyi çağrıştıran darbe yapılmalıdır, işte şunlar şunlar yapılmazsa tekrar şöyle, darbe olur gibi. Seçimle yani onu ilgili. Bir hatırlatırsak eğer, şimdi oradaki kelimeler şöyle, çok özel ve seçilmiş cümleler. Tamam. Yani orada evet. Bir gazeteye verdiği röportajda eğer Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı alınmış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi açıkça milletin siyasi iradesine ve vurulacak bir darbe olurdu ifadelerini kullandığı hatırlatıldı. Ama şey de söyleyelim, bu açıklama şeyle ilgili yazmış olduğu kitapla alakalı. Onu evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok mücadelesiyle ilgili kitabına ilişkin açıklaması. Şimdi şöyle mesela 27 Nisan en muhtırasına karşı AK Parti'nin cevabı ne oldu? Erken seçim. Doğru mu? Yani başka hiçbir yaptırma olmadı. Yani Yaşar Büyükanıt'ın ne bir idari soruşturma başlattı, ne görevden aldı, ne de hukuki bir suç duyurusunda bulundu. Sadece erken seçim kararı aldı. Yani dedi ki eğer sen bana en muhtırayla meydan okuyorsan buyur halk karar versin diye erken seçim kararı aldı. Yani bu yani darbeyi önlemek için erken seçim mutlaka şarttır manasında söylemiyorum. Siyasiler bazen bunu yapar çünkü yani bir darbe yapmaya teşebbüs eden bir kişinin şikayet ettiği konuları siz halka taşıdığınız zaman halkı bir nevi onların bütün argümanlarını elinden almış oluyorsunuz. Çünkü ne diyor işte iktidar şöyle şöyle ülkeyi kötüye götürür. Tamam sen ülkeyi kötüye götürdüğümü mü düşünüyorsun? Buyur. Hakeme gidiyorum, millet karar versin. Yani 27 Nisan en muhtırasından sonra AK Parti erken seçim kararı aldı. Bunu unutmayalım yani. Hı. Demek ki muhtıralara karşı hükümetlerin tercih ettiği yollardan bir tanesidir erken seçim. Yani meydan okuyor aslında. Yani sen madem seçilmiş bir hükümete karşı bu şekilde bir tavır koyuyorsun, ben de millete gidiyorum dedi ve millete gitti. Yaşar Büyükanıt'la ilgili vefat edene kadar ne bir idari soruşturma, ne görevleriyle ilgili bir şey alındı, ne de başka hiçbir tasarruf olmadı AK Parti'nin yani. Şimdi eğer yani Cumhurbaşkanı seçilmemesine dönük yani Genelkurmay sitesine bildiri koyan bir Genelkurmay Başkanı ile ilgili hiçbir şey yapmayacaksınız. Ama yani bir kitap söyleşisinde bir söz söyleyen eski bir Genelkurmay Başkanı ile ilgili ya da bir başka 81 ilde suç duyuruları yapacaksınız. Bu biraz ucuz siyaset olur diye düşünüyorum. Yani o açıdan bu iktidarların tercih ettiği bir şeydir. Yani o anki bir askeri darbe tehdidi varsa asıl olan o tehdidi bertaraf etmektir. Yani hükümet kendi gücüyle onu bertaraf edebiliyorsa sonuna kadar bertaraf etmeli. Çünkü yani halkın kendisine verdiği yetkiye sahip çıkması lazım. Millete giderek bunu bertaraf edeceğini düşünüyorsa o da bir yoldur. Çünkü 27 Nisan'da kendisi aynı şeyi yaptı yani. Fatih Bey, farklı bir yorum alacak mıyım sizden? Yok yani ben ne yorum yapabilirim ki? Yani şimdi sözler ortada ama yani bakış açısıyla alakalı. Şimdi şu çok bana garip geliyor gerçekten. Yani bir şekilde iktidara yönelik, Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir dil kullanacağı zaman muhalefet özellikle
Menderes'i örnek göstermesi, bir şekilde 27 Mayıs'tan dem vurması, ya bunu bir alışkanlık haline getirdi. Artık yani bu zihniyetin artık bitmesi lazım ya. Bu zihniyetin bitmesi lazım artık ya. Yani artık yani kötü sonlarla birbirimizi tehdit etmekten vazgeçmemiz lazım. Yok, vazgeçmesi lazım doğru. Ya. Yani gerçekten şu 15 Temmuz'dan en son ders almadılar mı ya? Yani bakın oraya yani darbeye teşebbüs edenlerin fotoğraflarını gördük. Yere yatırdıkları işte zaman nasıl bir pozla poz verdiklerini gördük. Artık bu darbe şeyinden vazgeçsin artık bu insanlar ya. Gerçekten yok. İşte erken seçime gitmedi, işte gitseydi. Evet. Yok işte sonun Menderes'e benzemez inşallah. Yok işte filan. Yani çok ayıp ya. Yani gerçekten yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bir muhalefet olgunluğu. Ya git köy köy, kasaba kasaba, il il, ev ev, mahalle mahalle gez. Programını anlat. Vaatlerde bulun. Ya insanlara yapamayacağın şeyleri bile olsa vaat et. Hani... Peki. Ama darbeyle filan artık bu yok yani olmuyor, tutmuyor. Ne kadar teşebbüs etseniz de bu millet gerçekten artık öyle şeylere bir şekilde prim vermeyecek. Peki. Bunu artık lütfen anlasınlar. Peki yani. Son sözlerinizi almak isterim birer dakikayla birlikte Doğuşcan Bey. Şu an vatandaşlarımızın bir kısmı aç. İnsanlar çaresiz ve tek baktıkları bu sistemin değişmesi ve kendi haklarının korunması. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak bu süreci değiştireceğiz ve halkımızın umudunu büyüteceğiz. Peki. Fatih Bey, sizden de alayım son sözlerinizi. Yani valla temenni olacak bu pandemi bir an önce bitsin inşallah. İnşallah. Önümüzde artık Ramazan Bayramı da yaklaşıyor. Buradan yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı erkenden tebrik ediyorum milletimizin. Bu arada TV 100'ün 3. yıl dönümü artık. Evet. Yaş günü diyelim hatta bugün. Evet, üç yılı, yaş günündeyiz. Evet, 3. yaşına geldi. TV 100'de bu arada tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir yayıncılık örneği sergiledi. Çok genç yaşta olmasına rağmen, çok yeni bir televizyon kanalı olmasına rağmen kadrosu çok iyi. Yani parlayan yıldız olmaya aday Türkiye'de şu Sağ an. Sağ olun, çok teşekkür beğeniyoruz. Ederiz. Keyifle de katılıyoruz programlara. Dediğim gibi yani şu pandemi bir an önce bitse, şu ekonomi biraz rahatlasa, artık farklı şeylerle ilgilensek, iktidar ve muhalefet birbirleriyle farklı bir şekilde mücadele etse, yani bizim temennimiz, duamız o istikamette. Pekala, çok teşekkürler tekrar Bülent Bey. Herhalde saat 12'den sonra 3. yaşınıza evet, gittiniz. Dolayısıyla biz de 3. yılın ilk konukları olma şerefi evet, de bize nasip oldu. Dolayısıyla 3. yılın ilk konukları olarak biz de yayın hayatınıza başarılar diliyoruz. Hele hele böyle Türkiye'de gazetecilik yapmanın, medya sektöründe çalışmanın gitgide zorlaştığı bir ülkede TV100 gibi genç kanalların sayısının artmasını ve sizin de daha evde da bakıyor güçlenerek... musunuz zaman zaman TV100'e kim tabii. Var kim yok diye? Kim var kim yok diye izliyoruz. Tabii, tabii. Oo, çok güzel. Yani bir şey söyleyeyim, benim izlediğim iki kanaldan biri, açık söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Yani sağ olun. Diğer kanalı söyleme reklam olmasın. Reklam olmasın ama gerçekten iki kanaldan biri. Ben de son olarak yani bu Covid salgını gerçekten hem ülkemize hem milletimize çok büyük acılar yaşatıyor. İnşallah bir an önce o beladan kurtuluruz da siyasi tartışma mı olur, ekonomik sıkıntılar mı olur? Az tadıyla o sorunları ayrıca tartışalım diye istiyorum. Sağ olun. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ufkumuzu açtığınız gerçekten konuşmalarınıza, ekip arkadaşlarım da sizlere teşekkürlerini sunuyor. Sayın seyirciler, evet bugün 3. yaşımıza girdik. Dileriz çok çok güzel haberler iletebilirim size. Öncelikli olarak da bir sağlıkla ilgili. Dileriz ki pandemi bitti haberlerini de ben şu ekrandan sizlere gönül rahatlığıyla aktarabilirim. Bizden sonra haberler olacak sayın seyirciler. Kaçırmayın. Saatler 23.30'u gösterdiğinde tekrar buluşalım. Sağlıklı günler, iyi sahurlar. Ozan, gerilerde.